1 Mayıs 2015 Cuma. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir program, yeni bir neşter. Yine karşınızdayız. Bu akşam da yine keyifli bir sohbet gerçekleştirmeyi planlayarak huzurlarınıza geldik. Malumunuz bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Emeğin sesi bugün gürledi tüm yurtta. Gerçi ne derece işçiler bayramını kutladı bu tartışılır. Çünkü büyük şehirlerde gerçekten sokaklarda yaşananlar yüz kızartıcı boyutlara ulaştı. Yani ortada ne işçi ne iş bu emekten faydalanan gerçek emekçiler yoktu. Daha çok provokasyon amaçlı gelmiş. Kötü niyetli yine ağzını burnunu kapatıp sokaklara dökülmüş maskeliler vardı. Ama olsun, yine de gelecek adına umutluyuz. İşçi bayramının herkese, özellikle emekçilere kutlu olmasını temenni ediyoruz. Bizler de fikir işçileri olarak bugünü kendi üzerimize de alıyoruz. Herkesin işçi bayramını kutlayarak bu akşam da başlayalım sevgili izleyiciler. Yine bir adayımız var, bir milletvekili adayımız var stüdyomuzda. Bir bayan aday, Sayın Doktor Sema Karaoğlu bu akşam konuğumuz. Kendisi Vatan Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayı. Kendisiyle olaylara, ülke politikalarına, siyasete, seçimlere Vatan Partisi'nin penceresinden bakarak bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Biliyorsunuz partilerdeki kadın aday sayısı beklenen, istenen düzeyde değil, ama Vatan Partisi Kayseri'de birinci sıraya Sayın Sema Karaoğlu'nu koymuşlar. Bunun da altını özellikle çizmek istedim ve hemen Sema Hanım'a dönmek istiyorum. Sema Hanım, hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk Ceyhun Bey. Nasılsınız Sayın Karaoğlu? Çok iyiyim. Sağ olun. Hareketli günler. Hemen ben de işçi arkadaşlarımın, tüm emekçilerin. Çünkü işçi deyince sadece sanki fabrikada çalışan işçiler gibi düşünüyor. Tabii emeğini satarak para kazanan tüm emekçilerin bayramını kutluyorum. Kayseri'de de bugün fena değildi. Gayet güzel, kalabalık bir topluluk Kayseri, vardı. Kayseri daha sakin, mutedil. Gerçekten biraz daha bayram daha havasında. Daha keyifliydi, daha keyifli bir bayram yani yaptık. Bizde provokasyon çok İnşallah, tabii provokatörlerin olmadığı, emekçilerin haklarının konuştuğu, örgütçülerinin gerçekten onları haklarının savunduğu günler dileğiyle ben de herkesin bayramını kutlayarak başlayayım. Evet, temennilerinize biz de iştirak ediyoruz. İnşallah o güzel, İnşallah. Yani o gerçek manada işçinin hakkının arandığı, savunulduğu günlerin özlemlerini hep birlikte duyuyoruz. Sayın Karaoğlu, dediğimiz gibi sevgili izleyiciler, Vatan Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayı. Malumunuz Vatan Partisi çok kısa bir süre önce ismini değiştiren eski İşçi Partisi. Buradan da bir bağ kurabiliriz. Eski İşçi Partisi artık Vatan Partisi olarak faaliyet gösteriyor siyaset arenasında. Genel Başkanı, yine İşçi Partisi'nin eski Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek ve Sema Hanım da. Sema Hanım'ı hatırlıyorsunuz sevgili izleyiciler. Kendisi doktor, estetisyen. Ama onun öncesinde haber bültenlerinde geçtiğimiz dönemlerde çok sık yer aldı. Ne ile yer almıştı? Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Sema Hanım'ın böyle bir yönü de var. Kendisiyle hem kendisini hem parti politikalarını uzun uzun konuşacağız. Ben anlatmayayım, biraz kendisi anlatsın. Sema Hanım hoş sohbette bir insan. Yani program öncesi kısa sohbetimize binaen bunu söylüyorum. Sema Hanım, Sema Karaoğlu kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle sizi tanıtarak sevgili izleyicilerimize başlayalım. Zaten bu programların yapılış amacı, aday adaylarını konuk etmemizdeki en önemli amaç, sevgili izleyicilerimizin oy verirken kimlere oy verdiğini bilerek, tanıyarak oy vermelerini ve daha bilinçli seçmen olmalarına destek olmak maksadıyla biz bu programı kurguladık, yürütüyoruz. Bu kapsamda da sizi burada ağırlıyoruz. Bize Sema Karaoğlu'nu anlatır mısınız? Kimdir? Nereden gelmiştir? Nereye gidiyor? Uzun uzun dinleyebiliriz. Buyurun. Ceyhun Bey, öncelikle ben bir siyasi partinin milletvekili adayı olarak konuk ettiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bir sansür yıktınız belki de. Ve sunumda bir hata oldu. Onu naçizane düzelteceğim. Buyurun. Rica ederim. Deri ve zürrevi hastalıkları uzmanıyım. Estetisyen dediğiniz zaman güzellik uzmanıdır. Biraz ben, ben tıp doktoruyum. Deri ve zürrevi hastalıkları uzmanıyım. Ayrıca kozmetoloji uzmanıyım. Dermatolog. Dermatolog değil mi? Sorry. Hiç önemli değil. Hem de böylece onu da bir gündeme getirmiş olduk. Sema Karaoğlu kim? Sema Karaoğlu öncelikle bir anne. 3 çocuk annesi. Halen evli diyorum ben hep bunu. Özellikle girişim seminerlerinde söylüyordum. Çünkü insanların işte hem kariyer yapıp hem iş sahibi olup hem de hala evli olması sanki beklenmiyor gibi. Evli 3 çocuk annesi birisi. Ne güzel. Tıp doktoruyum.
27 yılımı çok şükür tamamladım. Halen aktif olarak hekimlik hizmetine devam ediyorum. Dermatoloji uzmanıyım. 5-6 yıldır çiftçilik yapıyorum. Ha, o da güzel. Emekli olduktan sonra sağlık hizmetinde bulunmazsam Allah ömür verir de enerjim de yeterse çalışmaya devam ederim deyip bir üretim alanında. Topraktan gelip toprağa döneceğiz. Aynen öyle. Çiftçilik yapıyorum. Yine Kadın Girişimciler Kurulu'ndan hatırlayacağınız üzere de ayrıca sağlık sektörü ve tarım üzerine bir şirketim var. Orada da işverenim. Yani hem işveren hem işçi, hem çalışan, hem kadın, hem anne. Aha, çok yönlü bir insanım diyorsunuz. Biliyorsunuz bir de müzikle uğraşıyorum. Nacizane. Evet Sema Hanım'ın evet, sesi de çok güzel sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Amatör olarak diyelim herhalde. Amatör olarak yok 35 ama yıldır eşimle beraber Türk Halk Müziği çalışmalarımız var. Çalıp söylüyorlar gerçekten. Tabii burada şeye çok önem veriyoruz Ceyhun Bey. Sadece icra etmek değil de o türküler nereden doğdu, nereden geldi? Öyle bir derleyici yönünüz mü var? Tabii. Yani hangi duygularla yazıldı? Hangi insanımızın hangi duygularını ifade? Evet, perde arkasında. Yani özellikle eşim bu konuda çok detaylı incelemeler yapar. Ben de hala eşimin öğrencisiyim. O konuda da öyle bir sentezleme yaparak, hani sadece çal, söyle, oyna, eğlen gibi değil. Bunları öğrenmeye, çünkü bunlar bizim kültürümüzün çıkış noktaları. Bunları öğrenmeye ve gençlere anlatmaya, sevdirmeye çalışıyoruz yıllardır. 35 yıldır aktif olarak hiç hayatımızda hiç kesinti vermeden ona da devam ettik. Son yıllarda da özellikle Kayseri'de de, çünkü farklı şehirlerde de konserlerimiz olurdu. Kayseri'de de en son Memleketim konseriyle biliyorsunuz çok güzel bir ambiyans yakalamıştık. Şimdi de 19 Mayıs'ta inşallah buradan hem duyurusunu da yapmış olayım. Gençlik şöleni yapacağız. 19 Mayıs'ta yine herkesi türkülerle bekliyoruz. Evet, içlenmeye bekliyoruz. Türkülerle kucaklaşmaya evet, bekliyoruz. İnşallah. Ne güzel. Sema Hanım gerçekten yoğun bir hayat. İşte annelik, doktorluk, hekimlik, işte çiftçilik, arada kadın girişimcilere öncülük yaptınız. Böyle yoğun dolu dolu geçen günlerin arasında bir de politikayı sıkıştırdınız. Oysa politika düzlemi, politika arena kaygan bir düzlem. Hiç güvenilmeyen, politika yapan insanlar toplumda en az güvenilen insanlar olarak araştırmalarda çıkıyor vesaire. Hem de seçtiğiniz parti itibariyle de gerçekten işte o %10 barajını geçme ihtimali çok zor olan, ihtimaldi hiç demiyorum, herkesin çok şeyi var ama çok büyük bir mücadele isteyen bir partiden de aday oldunuz. Popüler bir kişiliğiniz vardı. Kayseri'de tanınan bir insandınız. Başka siyasi partilerden de aday olabilirdiniz. Aday adaylığınızı koyabilirdiniz vesaire. Niye politika? Niye Vatan Partisi? Kısaca biraz ona da değinelim tamam mi? Ceyhun Bey, aslında geçen sene 2015 başında Kadın Girişimciler Kurul Başkanlığı'nı bıraktığım dönemde gerçekten de biraz daha sakin bir hayata çekilme arzusu içindeydim. Çok yoğun günlerden sonra. Niye bıraktınız? Süreniz mi doldu? Orada bir dönem İki yılda bir, şu anda 2 yılda bir seçim oluyor. Ben seçimlerden 4 ay kadar önce kendi isteğimle devam etmeyeceğimi bildirmiştim. Yani isteseniz daha devam etme şansınız vardı değil tabii mi? Tabii aday olsaydım benim de diğer adaylar kadar şansım olurdu. Ancak ben gerçekten biraz daha sakin, sükunetli bir hayata çekileyim dedim. Çünkü aktif olarak da çok yoğun bir hekimlik hayatım var. Sanatla uğraşıyorum, başka çiftçilik var vesaire vesaire, biraz çekileyim dedim ancak. Sonra ne oldu bilmiyorum. Birdenbire, çünkü bir takım toplumun geldiği durum, insanlarla çok iç içe yaşayan birisiyim ben. İnsanların huzursuzlukları, benim vatandaş olarak bazı sıkıntılarım, ülkenin gidişatını iyi görmemem. Şöyle bir kendi kendime oturup düşündüm, dedim ki ne yapıyorum ben? Bu gidişatı beğenmiyorum ama peki ben üstüme düşeni ne yapıyorum? Yapıyor muyum üstüme düşeni? Şimdi yani birey olarak neler yapıyorum? Birey olarak ne yapıyorum? Ben çocuklarıma, çünkü bir takım tehlikeler de görüyorum. Ülkenin, vatanın bölünmez bütünlüğünün tehlike altında olduğunu görüyorum. Kendinize böyle bir şey olunca vardı. Kesinlikle vatandaş olarak endişelerim var. Ve böyle bir durum gerçekleştiğinde çocuklarıma, torunlarıma bana şöyle bir soru sorsalar idi. Anne, anneanne, babaanne, işte ülkemiz bu hallerdeyken sen hekimdin,
Güya sen bu ülkenin aydınlarından biriydin. Sen ne yaptın peki bu düzene dur demek için deseler dedim. Verecek bir cevap bulamadım. Oturdum seyrettim mi diyeyim. Bu sorunun cevabı beni rahatsız ettiği için politikaya girmeye karar verdim. Yoksa Kayserili de beni biliyor. Benim siyasi olarak bir background'um yok. Ancak yıllarca özellikle son 20 yılda tüm millet olarak seyirci konumuna sokulduk. Hocam seyircisiniz, sadece izliyoruz. Kafamız bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Ben ona hak veriyorum, öbürü ona hak veriyor ama biz seyirciyiz sadece. Seyirci olduğunuz zaman hamle yapamıyorsunuz, oyuna katılamıyorsunuz. Sizi böyle düşündüren nedir peki? Yani bizim seyirci olduğumuz, yani biz anayasanın bize vermiş olduğu birey olarak bütün haklarımızı kullanıyoruz, oy veriyoruz, seçiyoruz. Hı hı. Demokratik yapı içerisinde birey olarak olabildiğince her şeyi yapıyoruz. İşte seçilenleri biz getiriyoruz, seçilmeyenlere biz vermiyoruz vesaire. Yani böyle seyirci olduğumuz fikrine nereden kapıldınız? Şimdi söylemlerle eylemlerin farklılığından. Söylemler çok güzel. Evet, demokratik haklarımız var. İşte özgür bireyleriz. İşte istediğimiz hür düşünce özgürlüğümüz var. Var mı sizce? Bence yok. Birçoğumuz bunları yapamıyoruz. Bakın şimdi Cumhuriyet'in temel değerlerinin sarsıldığı devletçilik, özelleşe özelleşe devlet kalmadı neredeyse. Her şeyimizi sattık. Artık kamu kurum ve kuruluşları gitti bitti, özel mülklere geldi. Artık tarlalarımız, bakın dünyadaki şahıslar değil, tüzel kişilikler bile artık Türkiye'de sınırsız arazi satın alabilirler. Bunun önünü açtık. Ben o kadar rahatsız oluyorum ki bundan. Niye başka milletlerden insanlar, tüzel kişilikler veya özel kişiler gelip benim topraklarımı alıyorlar? Şimdi eğer paramız varsa biz de gidip Almanya'dan, İsviçre'den, Amerika'dan istediğimiz hocam. Kadar sınırsız yer alabiliyoruz. Sınırsız. Yani şimdi kotalar biz, var ama sonuçta alabiliyoruz. Tabii, mülk edinme şeyimiz yok, var. Yani mülk edinebilirsiniz ama bunların bir sınırı olur, devletin bir kontrolü olur. Ben en azından kendi ülkemde Kurtuluş Savaşı vermiş bir gazinin torunu olarak bu kadar her şeyin yabancıların elinde olmasından rahatsızım. Bir devletçiliği, şimdi Atatürk'ün altı oku dediğimiz devletçilik, halkçılık, milliyetçilik gibi bu değerler tasfiye ediliyor yavaş yavaş. Biz milliyetçiliğimiz de kalmadı neredeyse. Yani o kadar ötekileştirildik. Biz Kurtuluş Savaşı'nda Dumlupınar'a gitmiştim ben ziyarete. Çok etkilenmiştim Dumlupınar'da biliyor musunuz? Yerde mezarların mezar taşlarına bakıyorsunuz. 2 yaşında, 60 yaşında, 90 yaşında, yani her yaş grubunda şehit var. Bölgelere bakıyorsunuz, her bölgeden insan var. Şırnak'tan şehit var, işte Çanakkale'den şehit var, Bursa'dan var, Artvin'den var. Bu neyi anlatıyor bize? Biz bu toprakları hep beraber, Türk milleti dediğimiz millet bu zaten. Şimdi biz o kadar ötekileştirildik ki ben 45 yaşıma kadar şeyi bilmezdim. Yani ama yıllarca hep demedik mi işte batı şöyle iyi, batı şöyle güzel, gelişmiş ülkeler şu boyutta, hayır, gelişmiş ülkelerde hayır, bu şöyle uygulanıyor. Bakın çağdaş hep, uygarlık. Hep bunu söyleyerek hayır, biraz da biz istemedik mi millet olarak, vatandaş olarak? Biz istemedik mi derken batının da güzelliğini almak lazım. Yani çağdaş uygarlık düzeyine ulaşalım batıdan. Bizim kitabımız da bize ikra diyerek başlar. Oku diyor bize, oku. Bilimi, sanatı oku, öğren ama bu yozlaşma anlamında değil. Ben hiçbir zaman o yozlaşmaya, kültürümüz başka bir şey. Modern çağdaş uygarlık düzeyi başka bir şey. İşte modernitenin korumalı, bakış ama o yozlaşma, anlayışı, o yozlaşma yorumlaması farklı oluyor demek. Şöyle ki. O niye öyle oluyor? Çünkü biz bir kere iletişimi kopardık. İnsanlar ne düşünüyor, ne yapıyor? Biz bir televizyona hapsedildik. Gerçekten kapitalist düzen bizi öyle bir hale getirdi ki, ama biz bu düzen, bize dışarıdan dayatılan bu düzene içeriden de destek verdiğiniz zaman olmuyor işte. O zaman kültürünüzü de kaybediyorsunuz. Oradan siz siyah diyorsunuz bana, ben size beyaz diyorum. Ötekileşiyoruz. Ben özellikle şu andaki siyasi iktidarın toplumu çok ötekileştirdiğini, ben insanları çok seven birisiyim. Bir kere mesleğimi çok seviyorum, mesleğime aşığım. Ama şimdi bakın söylediğiniz şeyle şu anki toplum ya da şu anki hükümet ya da işte şu anki iktidar erkenliğine bulunurlar derken işte bundan öncesinde de bir vesayet dönemi
yaşadık. 28 Şubat süreçleri vardı. Aynı orada şey. Da işte insanlar işte başörtülüsü, baş açığı, işte kamusal alanı, üniversiteye giren kızların başörtüsü vesaire gibi o kadar çok katsayı eşitsizliği gibi şeyler vardı o dönemlerde de. Orada da yine bizim değerlerimiz vardı. Hocam kesinlikle şu var. İnsanların inançlarıydı. Oradaki yine geçmişten gelen yaşam tarzlarımızdı. Hep bunları orada da aynı şey olmadı mı? Yani orada da işte mesela sizin şu anki partinizin değer olarak ortaya koyduğu söylemlerin içerisinde yer aldığı özellikle ulusal kanadın, ulusalcıların savunduğu bu değerler o zaman da farklı şekilde şey yapılıyordu, değiştirilmeye, revize edilmeye ya da başka şeyler ikame edilmeye çalışıyordu. İşte doğru yanlış onu kanunu peki şu bilmiyorum. Var, hayır şu var. Yanlışı yanlışla mı düzelteceksiniz bazı yanlışlar varsa? Şimdi kinle, nefretle bu toplum hiçbir yere gelemez. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu yani bir yani cumhuriyet o dönemdeki kurulmuş, şeyler şimdi farklı şekilde düzeltilirken yeni bir yanlışlar mı ekleniyor diyorsunuz? Yani ben her şekilde öteki ben bölücülüğe her zaman karşıyım. Bölücülük bize bir şey kazandırmayacak. Siz beni öteki yani gördüğünüz zaman her kim yapıyorsa yanlış diyorsunuz evet, değil mi? Evet kesinlikle. Yani. Ötekileştirme. Yani bunu ulusalcısı da yapıyorsa hayır, işte hayır, bilmem kesinlikle, kim de yapıyor. Ötekileştirme yapılmaması lazım. Ben şunu diyorum biz Türk milleti olarak el ele kol kalayız. Toplumda tabanda böyle bir sorunumuz da yok zaten. Yok bizim millet olarak hiçbir şeyimiz olmadı, yok. Hiçbir yani zaman. Hiçbir zaman sizin Alevi arkadaşınız, etnik ateist arkadaşınız sorun olmadı mı? Zaten olmadı. Aynen zaten öyle. Onu olmaz tamamen öyle şey. Ayrıştırmak diye bir şey de yok. Yüzyıllardır öyle bir toplumdan geliyoruz ki artık kimin nereden geldiğini aynen. falan çözmek zordur. Mesela kesinlikle siz öyle. Nereden geldiniz? Ya ailenizi bir gözden geçirelim. Neresiniz evet, nereden geldik olarak? Değil mi? Ne kadar? Yani çok daha detayını bilmiyorum ama birinci nesilden bildiğim bakın babam Diyarbakırlı. Annem İzmirli. Anneannem Çerkez. Dedem Karadenizli. Baba tarafından dedem Türkmen. Babaannem Mardinli Arap. Yani. Hadi hangi etnik kökenli? Ben Ankara'da doğdum. Yani. İzmir'de büyüdüm. 23 yaşına kadar İzmir'de kaldım. 27 yıldır, 28 yıldır Kayseri'deyim. Yani. Yani ben ömrümün büyük bir çoğunluğunu Kayseri'de geçirdim. Kayseri'de kazandım, Kayseri'de hizmet ettim. Dostlarım Kayseri'de, işte iş yerim Kayseri'de, her şeyim Kayseri'de. Yani onun kalkıp için da bu sizi millet, şudur budur evet, diye bir kalıba sokmak ya da sokulama, bizi sokulama. Sokulmamalı onun için da zaten. Sokulmamalı. Bu yani, geçen şey örgüsü içerisindeki herkes tek hayatından memnundu evet. Değil mi işte? Annenizin babanızla evliliğinden memnundu. Anneanneniz evet. Dedenizle evliliğinden evet. Memnundu. Kimsenin evet. Etnik köken rahatsızlığı hayır, bir de şu diye bir var, şey Ceyhun yoktu. Bey. Ortak paydalarımız vardı çünkü. Bu şöyle bir dinimiz şey bir de. Vardı. Bakın şeyler, geleneklerimiz kültür vardı. Kaynaşması. Yani sonuçta yani bir şeyler zaten, öğreniyorsunuz. Yani evet. Bu ben mesela böyle bir kültür zenginliği bana hiçbir şey kaybettirmedi ki. Kaybettirmedi ben zaten. Doğu kültürünü biliyorum. İşte Çerkezlerin annelerini biliyorum. Kendi Ege'li mesela mutfak olarak Ege mutfağını biliyorum. Bu bir zenginlik sadece. Tabii, tabii kesinlikle. Ve herkesin kendi özelliklerini de korumasından yanayım ben. Çağdaşlaşırken yozlaşmayı kesinlikle ayırt etmemiz lazım. O farklı bir şey. Yozlaşmayacağız. Biz örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi bakın ben Türk halk müziği onun için çok önemli benim için. Evet. Her şey orada çünkü. Her şeyiniz saklı, orada. Tabii Türklerimizde her şey var. Folklorumuz orada bizim. Yani. Zenginliğimiz. Bizim biraz da DNA'mızdaki kara kutumuz gibi bir şeydir Türklerimiz. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi çok güzel bir sosyal çözümlemeyle girdik işin içerisinde ama asıl şeyimiz burada siyaset konuşmak. Siyasi evet. Sizi biraz tanıyalım olarak güzel bir giriş oldu. Şimdi dediğim gibi siz Vatan Partisi'nde sevgili izleyicilerimize de duyurduk. Birinci sıra adaysınız ama sanki ben şimdi söylemlerinizden, genel şeyinizden bir CHP tabanı olduğunuz gibi bir hisse de kapıldım. Böyle bir yan var mı? Geçmişte CHP tabanı mıydınız? Öyle bir yönünüz ya da CHP ile bir yakınınız var mıydı? Ben aslında 70'li yıllarda Ecevitçiydim. Yani benim babam Karaoğlan Ecevitçiydi. Evet, Karaoğlancıydı. Sonra son işte 5-6 yıldır CHP'nin yani neydi benim şeyim? Ben Atatürk'ün kurduğu Kuvayi Milliye ruhu benim için biz öyle büyüdük. Kuvayi Milliye ruhu, Atatürk'ün altı oku, Atatürk'ün devrimleri bunlar önemliydi ama son zamanlarda CHP tabii bunlardan uzaklaştığı için. Nasıl uzaklaştı? Yani mesela o biraz açalım isterseniz niye artık CHP'li değilsiniz? Parti yerinde duruyor. Atatürk'ün partisi olduğunda hala iddia ediyor.
bu yönde Yok, politikalar... Atatürk'ün partisi olduğunu artık iddia etmiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da biz artık 1930'ların partisi değiliz diye kendi ifadesiyle söyledi. Yani o artık bir takım farklılıklar var. Neler farklılaştı sizce? Yani gözlemleyen işte şimdi şöyle, bir kadınsınız, çok kabaca söyleyeyim. Çünkü ben başka partilerin başka partileri sürecin. Değil kendi partim ancak onu konuşabilirim şu anda. Ama yani sonuçta geliş şöyle, noktasından yani bahsetmek lazım. Bakın genel başkanımız da söylemişti. Yani Dersim değil, Tunceli değil. Biz çünkü bakın yaklaşık 10 gün kadar 10-15 gün sanıyorum çok değil. Doğu Perinçek bir açıklama yaptı CHP'lilere. Dedi ki Tunceli de Dersim değil, Tunceli değil. Deyin. Seyit Rıza'nın değil, Atatürk'ün şemsiyesi altında evet. Birleşelim deyin. Biz hepimiz istifa edip CHP'ye katılacağız. Evet, öyle bir çağrıda bulundu. Bir gün sonra da biz çağrıyı dikkate almıyoruz diye demeç geldi CHP tarafından. Şimdi bakın bizim Türkiye'nin tüm illerinde milletvekili adaylarımız belli. Bütün çalışmalar yapılmış, 550 milletvekili adayı var. Ama biz eğer CHP bu çağrımızı kabul etseydi hepimiz istifa edip ertesi gün CHP'ye geçecektik. Ama Şöyle de bir şey var. Şimdi CHP'nin yaptığı ya da geçmişte bir takım şeyler var. Şimdi Dersim, Tunceli farkında. Dersim'de vaktiyle devlet eliyle bir katliam yapıldığı söyleniyor. Bunun belgelerle ortaya konulduğu söyleniyor. Var olduğu söyleniyor. O günleri yaşayan insanlar, onların torunları var. Belki CHP geçmişiyle hesaplaşmak, geçmişindeki lekeli sayfaları temizlemeye çalışıyor. Kötü bilinen şeyleri temizlemeye çalışıyor. Kendi parti vicdanını rahatlatmaya çalışıyor vesaire. Böyle bakılamaz mı? Böyle bakıldığında Dersim denilmesi çok mu yanlış olur sizce? Şimdi Ceyhun Bey, bakılamaz mı dediğiniz zaman her yerden bakılabilir. Bakılıyor da zaten. Yani herkes farklı bir pencereden bakabilir. Ama siz bir devrim yapıyorsunuz. Devrimi yapmak için devrimi korumanız lazım. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı'nda sadece emperyalist güçlerle mi savaştık? Yani bu tarafta doğuda Ruslarla, işte aşağıda Fransızlarla, güneyde yukarıda İngilizlerle, batıda Yunanlılarla. En azından işbirlikçilerle de savaştık diye şimdi düşünüyorum. Şimdi biz bütün bunlarla yani bakın biz bu emperyalist güçlerle savaşırken içeride de gerici ve bölücü birçok ayaklanmayla da mücadele ettik. Yani böyle bir alandan çıkıyorsunuz. Yani. Ve bir devrim yapıp cumhuriyeti kuruyorsunuz. Bir devrim yapıyorsunuz. Devrim yaptığınız zaman devriminizi korumak zorundasınız. Başka yolu var mı bunun? Yani o zaman siz o ayaklanmaya ya bu burada şöyle oldu, bu yapsın, o yapsın derseniz zaten iş yapamazsınız. Ama devriminizi sistemin yapamazsınız. Devamlılığını diyorsunuz da sonuçta asıl olan insansa, insanca bakışsa sonuçta devrimler de insanlar için yapılır, sistemler de insanlar için kurulur. Asıl olan insandır. Ama siz insana zarar vermişsiniz, ama zarar bölücülük yapılıyorsa orada o olmaz ki hocam. O zaman herkes bölünür durur. Yani orada bir bölücülük var. Şimdi bakın, devrim o dönemde dediniz ki CHP belki kendi iç hesaplaşmasını yapacak. Belki bir takım yanlışlarınız varsa kendiniz özür dilersiniz, yaparsınız, edersiniz, şudur budur falan filan. Ama orada bir hata yok zaten. Bir devrim yapılmış, devrimi korumak için de geriye yapılmış. Bu kadar basit. Ayrıca il başkanımız Sayın Eyüp Karakaş, o da Dersimlidir. Şimdi başka bir pencere dediniz de ben de size başka bir pencereyi anlatayım. Eyüp hocanın annesiyle geçen hafta röportaj yaptılar. 94 yaşındadır teyze. O günlerin canlı tanığıdır. O günleri anlatıyor. O kadar farklı bir pencere ki söylenilenler... Neler anlatıyor ben dinlemedim. Meza biraz paylaşayım. O kadar zor günler yaşamışlar ki. O kadar ve... Zor günleri yaşatan Seyit kim? Rıza, devlet mi olmuş? Devlet değil. Mesela Seyit Rıza'nın da onlara o köylerde neler çektirdiğini anlatıyor teyze. Ve de Eyüp Hoca'nın da söylediği şudur. Ben Atatürk devrimi olmasaydı bugün Dersim'de hala marabaydım der. Böyle evet. Kullanır. Evet. Ama ben bugün bir ortopedi profesörüyüm. Dersim'den, Çemişgezek'ten çıkmışım bir ortopedi profesörüyüm der. Bunlar Atatürk'ün devrimi sayesinde olmuştur. İster siz öbür taraftan baktığınızda, çünkü biliyorsunuz savaşın iki tarafı vardır. Evet. Hiç kimse kendine kötü der mi?
Ama bunu söyleyecek olan tarih zaten. Bunu ben ya da siz ya da bir başkası değil. Tarih söyler ama burada zaten yapılan bir hata yoktur. Bir devrim yapılmıştır ve devrimi korumak için de gereği yapılmıştır. Ben hiç daha farklı bir şey düşünmüyorum zaten. Başka yani bir yolu yoktu onun. O zaman devlet için, devletin refahı için her şey mübahtır gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu da bilmiyorum tabii takdir sevgili izleyicilerin ama evet. bana o da çok sağlıklı bir bakış açısı gibi gelmedi. Sayın Karaoğlu şunu sorayım. Bugün 1 Mayıs İş Bayramı'nı kutladık. İlimizde de yani dediğimiz gibi büyük şehirdeki kavga, gürültüye, hengameye nazaran biraz daha bayrama yakın bir kutlama vardı. DİSK'in öncülüğünde bir kutlama vardı ilimizde. Bütün işte sivil buna iştirak etmek isteyen sivil toplum örgütleri, temsilcileri, sendikalar, siyasi partiler, aralarında CHP'nin de olduğu siyasi partiler sizin partinizde vardı. Bir kutlama organizasyonu vardı. Daha sonra Vatan Partisi ve TGB'ciler o kutlamalardan ayrı alternatif bir kutlama oldu. Orada bir şeylere tepki gösterdiniz. Neydi orada tepki gösterdiğiniz şey? Ne olmuştu? Biz zaten, bayrak meselesi yaşanmış galiba. Biz zaten yani önce birlikte olup sonra ayrılıp bir tepki göstermedik. Biz başlangıçtan beri öyle ayrı mi? Bir alanda kutladık. Evet. Sanki birlikteyken bayrak meselesinden dolayı ayrılmışız. Yani şöyle, şimdi biliyorsunuz DİSK'in başkanlığında sanıyorum bugün toplantılar. Bu 1 Mayıs etkinliklerinde Türk bayrağı kullanmıyorlar kesinlikle. Şimdi evet, işçi bayramı enternasyonel bir bayramdır. Tüm evet. Dünyada işçilerin bayramı olarak kutlanır. Ama benim ülkemde, benim vatanımda benim işçim, Türk işçisi bayramını kutluyor ve Türk bayrağı kullanamıyorsunuz. Türk bayrağının olmadığı hiçbir yerde Vatan Partisi de olmaz. Biz o nedenle... Niye kullanılmıyor? Ya sakıncası değilmiş onu. Bilmiyorum ama bugün en başta kortejin başında HDP vardı mesela. Bütün öyle partilerde HDP'nin arkasından gidiyorlardı. Şimdi bir terörist yani bunu ben söylemiyorum. CHP de vardı değil mi o kutlamalarda? Emin olun görmedim ama ben şeye gelirken biz çünkü meydandaydık. HDP'nin arkasından arka arkaya birçok grubun geldiğini gördüm. Şimdi HDP'nin Abdullah Öcalan bizim liderimizdir. PKK'dan bir farkı olmadığını kendileri söylüyorlar. Tabii, şimdi açık. Böyle bir HDP'nin arkasına ve Türk bayrakları, yani bizim orada olmamız mümkün değildi. Biz bazı kırmızı çizgilerimiz var. Kırmızı çizgilerimizin aşıldığı yerde olmayız. Onun için biz sonradan ayrılmadık. Biz zaten etkinliğe katılmadık. Yani baştan beri orada Türk bayrağının olmayacağı biliniyor muydu? Tabii ki. Tabii ki. Etkinlikte Türk bayrağı, alana Türk bayrağı sokmak yasak. Onun için anladım. Biz ayrı yaptık. Bayramımızı kutladık. Halaylarımızı çektik. İşçilerimize mesajlarımızı basın bildirisi şeklinde de orada sunduk ve ayrıldık biz. Vatan Partisi daha önce söylediğimiz gibi işçi partisiydi. İşçi partisiyken Vatan Partisi olarak yapılan değişiklik. Bunun amacı neydi sizce? Niye yapıldı? Ya da Vatan Partisi olunca daha mı geniş kitlelere hitap evet. etti? Yani, İşçi partisiyken daha mı lokal bir bakışı vardı? Aynen öyle. Şimdi biliyorsunuz ben de Yeni Vatan Partiliyim. Ben de onu merak ettim, sordum. Niye böyle bir isim değişikliğine gidildi diye. Toplumda şöyle bir algı varmış. Yani işçi partisi deyince sadece sanki işçileri savunan, işçilerin haklarını savunan ve de sermaye. Dünyadaki, ama dünyadaki oluş şöyle, şekli öyle işçi partisi. Sanki sermaye düşmanı. Yani. Ya da yani öyle değil. Çünkü milli olan her şeyi sahipleniyor işçi ve köylü partisi. O zaman da sadece işçi değil, işçi ve köylü partisi. Ha, dünyadaki bütün geneline bakarsanız evet, işte İngiltere'de evet, işçi partisi evet. var etkin. Ne bileyim Polonya'daki evet, çok etkindi biliyorsunuz. Ya da diğer ülkelerde, Almanya'da işçi partilerin hep odaklandığı şey işçiler ve işçi hakları olduğu için doğal olarak öyle bir algı oluşuyor ama İşçi Partisi Türkiye'de hiçbir zaman öyle olmadı. Yani. Evet, İşçi şimdi Partisi hep... işte daha fazla, daha büyük bir konjonktüre sahip olacak. Daha fazla, kollarını daha fazla açtı. Tüm milli olan sanayiciyi, esnafı, köylüyü, halkı kucaklamak için böyle bir isim değişikliği daha çalışılmış. Çok, daha büyük boyutta şeyler hedefleniyordu evet. galiba. Çünkü tabii, sizin tabii. oturduğunuz o koltukta birkaç ay önce Sayın Doğu Periçek oturup bir program yapmıştık. O zaman henüz daha
bu çalışmalar sürüyordu, yeni bir sürprizimiz var vesaire olarak duyurmuştu burada. Ve şey, o zaman demişti ki birçok partiden, işte muhalefetteki partilerden ciddi katılımlar bekliyoruz. Büyük katılımlar olacak. Bunların içerisinde işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni salmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, diğer partilerden çok fazla katılım olacak. Yani beklentileri o yöndeydi. Ve sanki o büyük beklentiler tam karşılanamadı gibi. Mesela o CHP'nin ulusalcılarının büyük bir kısmının size geçmesi, Vatan Partisi'ne geçmesi bekleniyordu ama çok az bir katılım oldu. Hatta işte mesela Emine Hanım çok beklenirken ayrı bir parti kurdu vesaire. Niye öyle oldu? Beklenen bir anlaşmazlık mı oldu? Yok, aslında yine de tabii siyasi partilerden kopup gelmek, insanların böyle bir karar vermeleri çok kolay değil. Herkes benim kadar cesur da değil. Ben çok ani kararlar da veremiyor olabilirler. Şimdi tabii herkesin hem kişisel hesapları vardır, hem çevresel hesapları vardır. Kolay şeyler değil ama Vatan Partisi'nin içinde bugün gerçekten hem devrimciler hem milliyetçiler bir arada. Neden? İlginç isimler var. Yaşar Okuyan mesela geçmişin çok milli şeyidir. Çünkü şunu fark eden insanlar var sağdaki diyebiliriz belki de. Faaliyet göstermiş ortak payda, ortak payda vatan. Vatanın bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin birliği. Şimdi bu ortak payda da buluşan herkes, eski deyimle sağcı soldu dediğiniz insanlar olabilir. Ama sağa solu bize dayatan kimler? Kimlerdi? Emperyalistler. 68 kuşağına bakıyorsunuz, eskilere bakıyorsunuz. Sağcısının taşıdığı pankartlarda ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Solcuların pankartlarına bakıyorsunuz. Ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Peki niye o zaman silah çekti çıkış bu insanlar? Çıkış ve varış noktası aynı ama aradaki şeyler evet, çünkü bu ne biliyor musunuz Ceyhun Bey? Dedik ya demin bir olaya farklı pencerelerden bakabilirsiniz. Siz oradan bakarken benim sol yanımı görüyorsunuz. Bu taraftan bakan benim sağ yanımı görüyor. İnsanların da birileri de bunları kullanmak istediğinde ya ben de dur tepeden bakayım iki tarafını da göreyim demezseniz göremiyorsunuz ve sizi birbirinize düşürebiliyorlar. Şimdi Vatan Partisi'nde ortak paydası vatan olan herkesi zaten Doğu Perinçek Kongre'de davet etmişti. Vatanını seven, Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek isteyen, Cumhuriyet'in temel değerlerini sahiplenen, altı oku sahiplenen herkes partimize davetlidir diye ve insanlar geldiler gerçekten içimizde. CHP'nin altı okunu şu an Vatan Partisi mi taşıyor? CHP'nin altı oku CHP'de mi sizce tamamı? Mesela milliyetçilik nerede? Bilmiyorum nerede? Bir şey mi yapmışlar? Milliyetçilik MHP'nin sanki şey gibi. CHP'nin alt okunun birine haciz mi geldi yoksa? Birkaçına haciz gelmiş gibi görünüyor. Tabii neleri İşçi taşınıyor? Partisinin... O alt okudan neler yok şu an bakın, CHP'de? Şunu özellikle oraya gidiyorum çünkü şunu şuraya geleceğim. Yani şu an Vatan Partisi'nin temel çıkışını, şimdi bir seçime giriyorsunuz, zorlu bir seçime hazırlanıyorsunuz. Baraj var vesaire. İlk hedef olarak, temel olarak Vatan Partisi'nin oy alacağı kesim CHP tabanı. Yani işte bütün partilerden olacaktır ama yani çünkü oradan çıkma, oradakilerle görüşler örtüşüyor. Ya da işte oradaki eksikliklerden doğmuş bir takım söylemleri yerine getirmek adına Vatan Partisi hareket ediyor. Hedef orası olunca haliyle orada neler var, eksik olan, yanlış giden ne bence, var onları iyi bence irdelemek lazım. Bence orada saptama doğru değil, hedef kesinlikle orası değil. Niye ilk musun? Hedef diyelim yani. Hayır, ilk hedef de o değil. Değil mi? Değil. Neden? Çünkü bakın benim bir siyasi background'um olmadığı için benim üzerimden gidelim. Kesinlikle ilk hedef o değil. Çünkü son seçimlerde %76 seçmen oy kullandı. Sayı olarak yaklaşık 14 milyon seçmen oy kullanmadı. Bir kere birinci hedef bu. Niye kullanmadılar? Çünkü... Kararsızlar mı? Çünkü... Ben sadece kendi mevcut üzerimden gidiyorum. Siyasi yelpazede mevcut siyasi yelpazede kendini ifade edemeyen 14 milyon seçmen 14 yeni milyon bir çok fazla var hocam mı? Öyleydi. Evet son şeyde Cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 milyon. Seçim. Ondan o önce biraz daha tatile denk geldi. Tamam 4 milyonun atın 10 milyon daha az bir rakam değil. Değil tabii. Sadece ben başkalarını da söylemiyorum bakın çünkü ben bu milletin bir vatandaşıysam tabii. Benim gibi düşünen birçok insan var çünkü hepimiz birilerinin işte hepimizden örnekler var. Hiçbir partinin sizi temsil edemeyeceğini düşünüyorsunuz diyorsunuz ki yani ya yok mu şöyle bir parti daha olsa mesela nasıl bir parti olsa
benim inancımı tek eline almasa, Atatürk'ü sadece tek eline almasa, bilmem neyi tek eline almasa, yani işte beni etnik olarak ayırmasa falan falan filan. Ya da parti programı şöyle derken, söylemleri böyleyken eylemleri de ona uysa. Çünkü ben... Söyledikleri yaptığı birbirine uysa. Evet, şimdi bakın AK Parti iktidarından başlayalım. Şu anda bütün söylemlere bakalım. Her şey çok güzel, ekonomimiz iyi. Ülkenin durumu iyi. Komşularla ilişkilerimiz iyi. İşte milli gelirimiz gayet güzel. Eğitimimiz iyi. Ticaretimiz iyi. Söylemler böyle, doğru mu? Var mı bir hata? Yani İktidar Partisi'nin söylemleri şu an öyle. Evet, peki vatandaş dönüyorum ne şimdi. Düşünüyor, onu ha, ayrı bir şey. Şimdi hemen şunu söylüyorum. Bu söylemler var. Ben bir işçi çocuğuyum. 40 yıl önce benim babam işçi maaşıyla bizi geçindirirken biz her gün evimizde etle yemek yerdik. Ben hiç zeytinyağlı, annem Ege'li zeytinyağlı istediğimiz için yapardı. Ayrıca zeytinyağı da şimdi et fiyatlarına yakın zaten. Yani. Şimdi bir işçinin evine her gün et girebilir mi? Mümkün mü? Bu kadar ekonomimiz iyiyse niye bir işçi ailesi bugün etli yemek yiyemiyor? Yeterince her hayvan gün. Üretmiyoruz. Çiftçilik kalmadı diyelim o zaman. Benim eniştem, hatırlıyorum ben 74 yılında emekli olduğunda ev almıştı. Emekli maaşıyla. Şimdi emekli maaşınızla ben de yeni emekli oldum. Ben hekim olarak emekli oldum, söyleyeyim. 34 bin lira şey aldım. Tazminat. 34 bin lira. 34 bin lira aldım. 17 sene 6 ay hizmetim var. Ondan sonra devletten ayrılıp dışarıdan SSK ödedim ve ben 34 bin lira tazminat aldım. Bir evin pencerelerini alır bana bu. Hani insanlar sanki hekimler de çok şey değil. Memur olarak baktığınızda, çünkü özlük haklarımız iyi değil. Evet, özel çalışıyorsunuz, ediyorsunuz, para ayrı kazanıyorsunuz, ayrı. Komşularımızla barış içindeyiz diyoruz. Kimle barış içindeyiz? Etrafımız ateş çemberi. Yani şimdi bakın, söylemlerle eylemlere bakıyorum. Biz komşularımızla ilişkilerimiz iyi olmadığı için dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyoruz. Çünkü komşularımızla aramız iyi değil. Biz gidiyoruz Amerika'dan alıyoruz, Avrupa'dan alıyoruz petrolü. Şimdi burada hocanın söylediğine mi bakayım, yaptığına mı bakayım misali? Evet. Şimdi bunlara baktığınız zaman ortalık hiç öyle söylendiği gibi güllük, gülistanlık değil. Dün ben Mardin'deydim. İnsanlar biz alev alev yanıyoruz burada diyorlar. Yokluk içinde. İnsanlar aç. Şimdi benim ülkemde her şey bu kadar güzelse niye böyle bir şey var? Ya ben havaalanından indiğim andan itibaren şey de değil. Hani batıdan geldiğimiz için sanki bir umut. İnsanlar onu ifade ediyor. Açız. Çocuklarımızı nasıl doyuracağız? Elektrik çok pahalı. Kullanamıyoruz. İşte kaçak kullanıyoruz. Ya dedim ki siz kullanıyorsunuz kaçak, paranızı da ben ödüyorum dedim. TEDAŞ ödemiyor. Şey yani. Yani onlar kaçak kullanıyor, parasını da ben ödüyorum. Özelleşmiş olan şirket ödemiyor. Yani ödeyenlere. Yani ülkenin hali öyle söylendiği gibi falan değil. Nereden nereye geldik hocam? Soru neydi? Soruya döneceğim. Yalnız rejiden uyarı geldi. Şimdi isterseniz bir reklam arası verelim. Tamam. Kısa reklam arası. Reklamımızı verelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim Sayın Karaoğlu. Sevgili izleyiciler, bu akşam Neşter'de Vatan Partisi 1. sıra milletvekili adayı Sayın Doktor Sema Karaoğlu'nu konuk ediyoruz. Sohbetimiz sürecek. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından biz buradayız. Siz de bekliyoruz. Gözünüz bizde olsun. Akıllı harita. Hürriyetemlak.com'a girin, aradığınız ev nereye ne kadar yakın akıllı harita özelliğiyle bulun. Bellona'dan rüya gibi kampanya. Şimdi evini birbirinden şık, estetik ve kullanışlı Bellona'larla döşeyenlere TwinJoy baza ve full ortopedik no stres yatak hediye. Gelin bu baharı siz de yepyeni karşılayın.
Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla. İyi ki ona rastladım. Kayseri'nin doğusunda yepyeni bir ticaret merkezi doğuyor. Tekstil Kent, tekstilcileri buluşturuyor. Kalitenin uygun fiyatlarla sunulduğu Tekstil Kent'te toptan satışlar başladı. İlimizin güzide firmalarından Irk Tekstil, Mermertaş Tekstil ve Selvi Tekstil'in Tekstil Kent mağazalarından satışa başladıklarını tüm Orta Anadolu'ya duyurur. İlimiz tekstilcilerinin bir an evvel Tekstil Kent'te yerlerini almalarını öneririz. Tekstil Kent, eski çevre yolu üzeri Galericiler sitesi karşısında. Mondi'den %50'ye varan indirimler ve tüm Vestel markalı ürünlerde geçerli 1200 lira değerinde Vestel hediye çekiyle salonunu Mondi'le, yatak odanı Mondi'le, yemek odanı Mondi'le. Bonusa özel fırsatlarla. Evini Mondi'le, hayatı yenile. Haydi maça! Pazar günü saat 16'da Kadir Has'ta Kayseri Sporumuzun şampiyonluğa yaklaştığına şahitlik etmek için takımımıza sahip çıkmaya. Kayseri Spor Antalya maçı için şimdiden yerinizi ayırtın. Her düğünün anlatacak bir hikayesi vardır. Mutluluklarla dolu düğün gününüzün size özel hikayesini fotoğraflarla yazıyoruz. Yalnızca anlar değil, sizin için hazırlanan tüm ayrıntılar, yüzük, çiçek, araba, daveti gibi aksesuar ve mekanları yaratıcı detaylarla fotoğraflıyoruz. En mutlu gününüzde sıra dışı ve özel bakış için Foto Mustafa 0352 222 3003. İpek Diamond konutları, konforun ve lüksün her metrekareye sindiği elit bir proje. 4+1 olarak tasarlanan konutlar, 240 ve 280 metrekare büyüklükleriyle geniş düşünenleri oldukça memnun edecek. İpek Diamond, zengin sosyal yaşamıyla da eğlencenin ve keyfin cazibe merkezi olacak. Caddeüstü mağazalarında ihtiyaçlarınızı karşılarken, kafeler, restoranlar, çeşitli dinlence ve eğlence alanlarında gününüzün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yeşil alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahaları, fitness salonu ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir hayatın anahtarlarını sunuyor. Çocuklara ayrı bir önem verilen İpek Diamond'da, kapalı ve açık oyun alanlarında çocuklarınız oyunun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracaklar. Yaşadığınız yerin prestijiniz olmasını istiyorsanız İpek Diamond'ı mutlaka görmelisiniz. İpek Diamond, hayat boyu hayat dolu. Konut sektörünün Kayseri'de parlayan yıldızı AVD İnşaat. Kuracağınız yuvalara ömür boyu mutluluk getiren ürünlerin mimarı AVD İnşaat, geniş otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle ve çocuk oyun alanlarıyla mutluluğa açılan kapınız. Farkı fark edeceksiniz. Konforu ihtişamla birleştirip tamamladığımız 3+1 örnek dairelerimizi görmeniz için sizleri ofisimize bekliyoruz. Yoğun ilginize teşekkürler. Mutlu yuvanızın anahtarı AVD İnşaat, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şenköşe Caddesi, numara 163, Sağlık Ocağı karşısı, Melik Gazi, Kayseri'de. Takımı alıp böylece salonumuza koysak. Televizyonu da şöyle koy. Nereye?
Böyle mi koyalım? Annenize de haber vermek isterseniz. Buyurun, yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bak çok havalı biri geliyor ihtişamıyla. Göz alıyor ve işte şimdi karşınızda yepyeni ambalajıyla. Sevdiğim tat, ooo bildiğim tat, ooo Meysu meyve suyu. 70'ten günümüze Meysu şimdi yeni ambalajında. Evet sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Rejinin uyarısı içinde sağ olsunlar. Böyle cart diye bir giriş oldu. Sohbetimizi sürdürüyoruz bu güzel cuma akşamında. Yarın tatil. En azından kamu çalışanlar için tatil sevgili izleyiciler. Hoş, kamu çalışanlar için resmi tatil bugün de tatildi. Biz özel sektör çalışanları, fikir işçileri çalışmaya devam ediyoruz. Ben de çalıştım. Ve devam ediyoruz. Çalıştınız mı? Çalıştım. Ne güzel. Yarın da çalışacağım. Sohbetimizi sürdürüyoruz. Bu akşam stüdyo konuğumuz malumunuz Vatan Partisi birinci sıra milletvekili adayı. Birinci sıra olduğunu da özellikle altını çiziyorum Sema Hanım. Sayın Sema Karaoğlu, Doktor Sema Karaoğlu. Sohbetimizi sürdürüyoruz. Sema Hanım bu ara bir mesaj yazıyor sanırım. Hemen onun kapattım. Tamamlamasını bekledik ve bitti. Sema Hanım, Anadolu Partisi var bir de. Emine Ülker Tarhan'ın yine CHP'nin ulusalcı kanadından bir isimdi. Vatan Partisi'ne gelmesi, daha doğrusu ortak hareket edeceği falan çok konuşuldu ama Emine Ülker Tarhan yeni bir parti kurma yolunu seçti ve Anadolu Partisi olarak yollarına devam ediyorlar. Kayseri'den de seçime giriyorlar. Üstelik 9 milletvekili adayı da bayan aday. Böyle de bir şeye imza attılar. Tabii o da gurur verici. Gurur verici. Yani birçok partinin kadın aday listesine yer almazken ya da seçilebilecek yerlerde. Onun da altını çizmek, takdir etmek lazım gerçekten. Ayrım ne, fark ne? Niye Anadolu Partisi ayrı bir yoldan gidiyor? Aslında söylemleri, hani az önce dedik ya, çıkış noktası ve varış noktasına baktığınızda sizden çok da farkları yok. Yani dillendirdikleri, eksik gördükleri, fazla gördükleri şeyler hemen hemen neredeyse aynı ama böyle bir yeni bir siyasi oluşum olma yolunu ve yeniden küçülmeyi seçtiler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Anadolu Partisi ile değerlendiriyorsunuz. Vatan Partisi'nin birleşme ihtimali var mı, olur mu? Olursa ne olur sonuç? Bu ayrımı nasıl yorumlayacaksınız efendim? Ya Anadolu Partisi gerçekten benim de çok Emine Hanım dikkatimi çekmişti ilk. Zaten siyasete karar verdiğim an, ilk karar verdiğim nokta Anadolu Partisi'ydi. Hani programın başında dedim ya size, bu kararsız bir seçmen var. Mevcut 3 siyasi partiye de oy vermek istemeyen, farklı bir parti olsun diye beklentisi olan insanlar. Emine Ülker Tarhan'ın partisi bu anlamda dikkat çekiciydi. Ben evet. De önce Emine Ülker Tarhan'ın partisine gitmiştim zaten. Yaklaşık. Öyle mi? Evet. Anadolu Partisi'nden. Evet, önce oraya gitmiştim. Sonra çok kısa, yani bir kısa süre sonra. Bu kısa siyasi hayat ne çok şey sığdırmışsınız falan. Evet, demek biraz hızlı, hızlı hareketler. Kısa bir süre sonra, yani 15-20 gün sonra Vatan Partisi kuruldu. Vatan Partisi kurulduğu zaman nedir, ne yapıyorlar, bunlar kimler diye baktığımda aynı söylemler, aynı ilkeler, idealler, evet çok benziyor. Ama benim için bir fark vardı. Niye Vatan? Çünkü Vatan Partisi beni bulmadı. Ben gittim Vatan Partisi'ni buldum. Onu da ifade edeyim. Kayseri'de. Çünkü örgüt yapısı çok önemli. Bir şeyler yapacaksınız. Ama örgüt yapınızın, şimdi Emine Hanım'ın partisi de mutlaka devam ederse işte yıllar içinde bir parti geleneği oluşacak, örgütleri hazırlanacak, bir takım
örgütsel yapı gerçekten çok önemli. Şimdi ben bu seçimlerde... Yani siyasi tecrübelerinin yeterli olmadığına evet, mı inandınız? Evet, evet. Çünkü Emine Hanım da benim gibi benim gibi bir siyasi background'u yok. Emine Hanım çok iyi bir hukukçu ama bir siyasi background'u yok. O farklı bir tecrübe dediğiniz gibi. Evet. O nedenle ben sanki orada kalırsam zaman kaybedecekmişim gibi düşündüm. Çünkü benim siyasete girişim de biliyorsunuz çok hızlı. Artık bu sahnede oyuncu olma isteğiyle olduğu için ben örgüt yapısını tamamlamış, belli bir iradesi olan, siyasi tecrübesi ve gücü olan bir yerde olmak istediğim için de zaten Vatan Partisi'ne geçtim. Birliktelik konusunda Emine Ülker Tarhan'la birlikte olmayı gerçekten istedik. Ben de çok istedim. Partimizden, tabandan da istekler oldu. Genel Başkanımız Emine Hanım'la görüştü ama... Belli bir gerekçesi de olmadan, yani ne olduğunu da bilmiyoruz, kendisi de söylemeden ama katılmadılar. Birlikte olamadık. Yani bir sebep de yok. Şu sebeplerle sizle değiliz de denilmedi ama birlikte olunmadı. Yani bundan geçerli sonra çok net zaten. Sebepler yoksa biraz ego şeyi. Yani şu an bilemiyorum onu ama şu andan itibaren zaten böyle bir ihtimal de yok. Yani ayrı ayrı seçime girme ancak kararı ancak birlikte aldı. Olunsaydı gerçekten çünkü biraz önce birlikte dediniz. Birlikte olunsaydı? Emine Ülker Tarhan da sevilen, güvenilen bir isim. Hukukun son zamanlarda biliyorsunuz ülkede hukuksal olarak da çok ciddi sıkıntılarımız var. Hukukla ilgili güvensizliklerimiz, kaygılarımız var. Güzel bir isim olurdu. Daha bir sinerjizma yakalanırdı diye düşünüyorum. Çok önemli değil. Biz yolumuza devam edeceğiz. Biz çok kararlıyız. Çalışacağız. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ama programın başında dediniz de kadın adaylar istenilen düzeyde değil diye. Anadolu Partisi'nde sanıyorum hep adaylar kadın. Kayseri'de evet. Kadın. Kayseri'de kadın. Ama bizim Vatan Partisi'nde gururla onu söylemek istiyorum ben. 143 tane milletvekili adayımız var ve biz hep seçilebilir sıralarda milletvekili adaylarımız. Özellikle büyük şehirlerde birinci sıra kadın adayları var. Yani kadın adaylar, yani kadın olsun adaylarımız arasında diye bir bakış anlayış yok. Bir işte kim yetkinse, kadın erkek cinsiyet ayrımı olmadan o olsun. Dün Siirt milletvekili adayı da kadındı, ben gördüm. Çok mutlu oldum onu da görünce. O da birinci sıradan kadın milletvekili adayı var Siirt'te de. Siirt'ten. Antalya'da. Evet. Siirt'ten Vatan Partisi'ne. Kayseri'de, evet. Diyorum. Evet. Yani özellikle imalı söyledim, altını çizdim. Evet. Çünkü biliyorsunuz. Bakın bunlar çok önemli. Bence çok güzel Doğu'da kazanımlar. Doğu'da etnik köken çok ön planda gözüküyor oy vermede ya da tercihlerde. Ve Vatan Partisi tamamen Vatan bunun Partisi karşısında olan... Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun her yerinde var şu anda. Her yerde var. Evet. Nasıl bakılıyor peki? Yani Vatan Partisi ulusalcı Türkçülüğü savunuyor. Orada işte dediğimiz gibi birçok etnik köken var. Etnik kökenli savunan insanlar var. Yani çıkan oylarda biliyorsunuz işte etkin kökene dayalı olarak kurulmuş bir siyasi parti çok yüksek oranlarda oy alıyor. Bu aritmetiğin içerisinde Vatan Partisi kendine yer bulabilmiş mi? Ceyhun Bey şöyle, tabii yıllarca ihmal de olduğu için bölgede birileri provokatörler, kullanıcılar hep oralarda olmuşlar. Siz biraz önce şey demiştiniz de devletin bekası için her yol mübah mıdır? Mıdır. Diye. Mıdır. Tabii ki değildir. Devletin bekası için her yol mübah değildir. Ama şunu tekrar vurgulamam lazım. Çünkü Eyüp Hoca'dan yine bahsedeceğim. Hem şu anda Vatan Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki durumundan bahsedeceğim. Hem de Eyüp Hoca'dan. Şimdi... Bu arada Eyüp Hoca'dan bir takviye geldi galiba. Yok, Eyüp Hoca'dan gelmedi. Konuşmadık Eyüp Hoca'yla. Eyüp Hoca zaten şöyle, buradan anlattı fikirlerini. Onunla da evet, yaptık bir program. Şöyle söyleyeyim, ona tekrar da döneriz. Vatan Partisi dün ben Mardin'de gördüğüm 3 partiden biriydi. Mardin için söylüyorum. Mardin biraz daha biliyorsunuz işte Süryaniler, evet, Türkler kozmopolit daha kozmopolit bir yapısı orada, evet, var. Ama şimdi herkes Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da da herkes etnik kökene bakmıyor ki. Türk milli, yani Türk milleti olarak, çünkü insanlar huzur yani tabii ve refah istiyorlar. İnsanlar yemek yemek istiyor. İnsanlar para kazanıp çocuklarına akşam yemek koymak istiyor sofrasına. Kimsenin derdi ben Kürdüm, tabii ben Türk'üm. Tabii herkes yaşam standartını biraz daha yükseltmek, daha refah, daha evet, rahat. Yaşam standartını yükseltmek istiyor. Onun için şimdi terörizmi
orada da savunmayan birçok Kürt var. Yani herkes terörizmi savunuyor. Zaten bütün Kürtler bu işe destek veriyor olsa çok daha farklı boyutlara gider. Hiç kesinlikle. Yani orada destek yani veren %10-%15 bile değil. Yani burada biz HDP'nin, tamamen HDP'nin tüm Kürtlerin oyunu aldığını söyleyemeyiz. Çünkü içinde değil, Türkler değil, de var biliyorsunuz. Yani birçok Türk de var HDP'nin içinde. Ve Kürtlerin refahı, huzuru vesairesi için çok da bir politikalar önermiyorlar, söylemiyorlar. Söyledikleri, en çok vurguladıkları şey demokratik özerklik ve Abdullah Öcalan'ın liderleri olduğu, yani bütün milletvekili adaylarını bile Abdullah Öcalan'ın listelerini hazırladığı şeklinde. Şimdi orada Güneydoğu'da ve Doğu'da yer almak lazım. Biz her şekilde bütün il başkanlıkları kuruldu, milletvekilleri adayları belirlendi. Dün benim gördüğüm Mardin'de çok güzeldi. Mardin'de çünkü ben Hakkari, Siirt, başka neresi vardı? Mardin, Diyarbakır'dan gelen adaylar vardı. Yani özellikle Güneydoğu adayları vardı orada. Benim orada olma sebebim ben bir eğitim programını kaçırdığım için orada devam Mardin'e devam gideyim diye. Hem de bölgeye Mardin'e babaannem de Mardin. Miydi? Evet çok gittim tabii ki. Evet şehir muhteşem gerçekten. Bir şehir gerçekten. Çok efsunlu. Hem bir böyle şehir. Bir hani bir özlemiştim de bir gideyim orada o vesile de olsun diye gitmiştim. Kesinlikle öyle bir hani tepki yok. Anlatmamız lazım hocam. Gideceğiz, konuşacağız, iç içe olacağız, anlatacağız. Çünkü bu ülke huzur istiyor, barış istiyor. Bu ülke ekmek istiyor. İnsanların en büyük derdi işsizlik. Ve bu huzur içinde devlet ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. Tıpkı zamanında yaptığı gibi. Huzur olacak. Devlet insanlara zulmetmez. Devlet halkına zulmetmez. Etmemeli. Etmemeli ve etmemeli etmez de. Yani zamanında şu an dedim o anlamda mi? Çok ciddi bir sıkıntımız olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum evet. Ama Anadolu Partisi meselesini konuştuk. Aslında birbirine benziyor ama ayrı kollarda hareket etme kararı alınmış. Evet. Seçim sonrası belki yeniden bir birleşme modu ya da vesaire olabilir. 7 Haziran çok sürprizlere gebe olacak diye düşünüyorum. Çok sürprizler olacak. Sonrasında ne olur? 7 Haziran'da ne olur? Göreceğiz. Hakikaten Vatan Partisi ne bekliyor? Ne umuyor? Yani dediğimiz gibi %10 bir baraj var, seçim barajı var. Çok aşılması gerçekten zor olan. Çünkü anketlere göre konuşacak olursak. Ama imkansız değil. Onun ötesinde parti politikaları ne? Neleri düzeltecek? Yani seçmen, ekran başındaki şimdi sevgili izleyiciler hemen herkes seçmen işte bu saatte artık çocukların uyuduğunu tabii. Vesaire düşünecek olursak. Nelerle sizi tercih etmeli? Niye tercih etmeli? Vatan Partisi'ne niye oy vermeli? Sizin farklılığınız ne? Vatan Partisi başta da biraz önce de söyledim. Kimlerden o yani mevcut konjonktürde birilerinin oyunu alması lazım. Yani çok kimlerden oy alır? Söylemleriyle sanki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanına da seslenen, hitap eden bir yanı da var. Mesela tabii. Biliyorsunuz işte İşçi Partisi'nden gelme dedik işte MHP ile neredeyse taban zıt ama sonunda ortak söylemler de çok fazla. Milliyetçilik şeyi altını çizecek olursak Milliyetçi Hareket Partisi tabanına da sesleniyor. CHP tabanına sesleniyor. Kısmen İktidar Partisi'nin tabanına farklı şeylerle sesleniyor. Kimlerden oy alır, kimlerden almalı, neler yapmalı? Biraz Vatan Partisi'nin politikalarını anlatır Şimdi, mısınız? Şimdi barajla ilgili önce konuşalım isterseniz. Anketlerde var mı sizce Vatan Partisi? Göremiyoruz. Değil mi? Yani maalesef. Yani ama bu diğerler arasında. Ama bu anketlerde yokuz ya da bir belli oy oranımız yok anlamında değil. Değildir tabii. Yani algı operasyonları yapılmak için. Yani bazı oranlar yükseltiliyor. Mesela HDP'nin barajı açtığı sürekli gösteriliyor. Sizce değil HDP mi? Baraj açar mı? Hazır Güneydoğu'dan geldiniz ya orada konuşulan nedir? İşte o da önemli bir soru. Mevcut konjonktür yönlendirme Bence anlamında. Bence HDP barajı aşamayacak ama barajı aşması için birçok algı operasyonları yapılıyor. Kimler yapıyor? Özellikle CHP de destekliyor. Yani CHP diyor ki ben HDP'nin barajı aşmasını istiyorum. Ben HDP'nin barajını aşmasını istiyorum derken söylediğiniz şey nedir? PKK'nın barajı aşmasını istiyorum. Ben CHP bu yönde mi hareket ediyor sizce? İfadeleri böyle yönetim bazında. CHP niçin istiyor? Yani AK Parti'nin oyları bölünsün, AK Parti güç kaybetsin açısından mı istiyor? Yani onu bilemiyorum tabii neden böyle bir şey yani istiyorlar ama. Yani HDP'nin baraj açmasının CHP'ye ne faydası olacak? Belki CHP'nin tabanından oy alarak açacak. CHP, AKP, HDP koalisyonu düşünülüyor belki. Çünkü CHP bugün, dün sanıyorum
Sayın Mehmet Bekaroğlu bir açıklama yaptı, okumuşsunuzdur. Evet. AK Parti ile şey yapabiliriz diye. Türkiye koalisyon hükümetine yeniden evet der mi sizce? Yani biliyorsunuz geçmişte yani vatandaş olarak bizler gördük koalisyon hükümetlerinin. Erken seçim bizi bekliyor derim. Şimdiden yani, söylerim onu. Tekrar yani koalisyona gider mi sizce? Yani öyle bir ihtimal olur mu? Sizin gidebiliriz. Biz iktidar olmazsak koalisyon olur. Biz iktidar olursak tek iktidar. Bakın baraj konusunda dönüyorum tekrar. Buyurun buyurun. Şimdi her gün çok ciddi olarak oylarımız artıyor. İnsanlara kendimizi anlattığımız zaman, birazdan o fırsatı verdiğiniz anlatacağım partimin politikaları buyurun neler diye. Dilimin döndüğünce. Tabii siyasetçi kimliğim çok yeni henüz ama aklıma unuttuğum konularda da siz uyarırsanız şu konuda Vatan nedir? Partisi de devamlı kalır mı? Yani işte çok süre, kısa süre önce karar verdiniz, Anadolu Partisi'ne girdiniz. Ben kalacağım. Sonra yani Vatan Partisi'ne geçtiniz. Vatan Partisi kalıcı olur mu? Şöyle, bir süre sonra ya aslında ben, burası da değilmiş yok gibi bir şey olur mu? Ona hemen şöyle açıklık getireyim. Ben niye Vatan Partisi'ndeyim? Vatan Partisi, Vatan yani Partisi diye değil. Yani gerçek bilerek, isteyerek seçerek tabii, ben, geldiniz öyle mi? Benim şöyle, ben 51 yaşındayım. Göstermiyor. Bir Atatürk, teşekkür ederim. Bir Atatürk kızı olarak doğdum. Bir Cumhuriyet kadını olarak ölmek istiyorum. Benim zaten doğduğumdan bu yana ilkelerim var. O ilkelerim şu anda Vatan Partisi'nde. Ben Vatan Partisi'nde ne zaman olmam biliyor musunuz? O söylediğiniz şeyleri CHP de dillendiriyor. Yani ileride bir gün CHP de olabilir. Ama şu anda o dillendirilen şeyler, ben her zaman eylemlere ya, bakıyorum. Yok mu eylemlerinde CHP'nin hayır, o dillendirdikleri şeyler? Yok. Neler eksik işte? Ama dedim işte en çok, en önemli beni üzen şey Seyit Rıza'nın meselesi. Şimdi bakın niye bu mesele? Şimdi siz orada sanki Atatürk gün başında olduğu devlet oraya gitti, halka zulüm etti, zulüm yaptı, katliam yaptı. Halka zulüm yapılmadı. Halka katliam da yapılmadı. Orada bir takım gericiler, bölücüler zulüm yapıyorlardı. Onları oradan yok etmek için ve devrimini savunmak için orada Atatürk ve işte o dönemin devleti orada halka hizmet için oldu. Oraya konservatuarı götürdü. Tunceli o dönemde en fazla okuma yazma oranına sahip oldu. Şimdi burada siz kalkıp Seyit Rıza'yı sürekli Atatürk'ü değil Seyit Rıza'yı yukarı çıkarırsanız orada ben de temelden ayrışırız zaten. Şimdi Vatan Partisi de bir gün bu temel değerlerinden uzaklaşırsa ben orada kesinlikle yani olmayacağım demektir. Yani bu söylemine söylediğiniz gibi gerçekten CHP şu an Atatürk'ün partisi denilemez değil mi yani? Bakın onu ben söylemiyorum. Ben söyleyemem de benim öyle bir yetkinliğim de yok ama bunu söylemlerden zaten Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz 1930'ların partisi değiliz artık diyor. Biz farklıyız diyor ve şu anda partinin içindeki konjüktüre bakarsanız da zaten artık daha farklı yönlerde birliktelikleri de görünecek. Ben tabii polemiğe girmek de istemiyorum. Bu konuda bir söylemde de bulunmak istemiyorum ama durum ortada. Ve de şunu, bakın benim genel başkanım dedi ki biz HDP ve AKP ile kesinlikle koalisyon yapmayız dedi. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Şimdi siz CHP ya da MHP liderleri diyorlar ki biz AKP ile koalisyon yaparız. Peki siz zaten muhalefetsiniz ve taban tabana parti politikalarınızın farklı olduğunu söylüyorsunuz. Ve sonra gidiyorsunuz diyorsunuz ki biz koalisyon yaparız. Yani bana göre hiç uygun bir şey değil bu. O zaman hiç uğraşmasınlar oy toplamaya. Mevcut etik iktidara değil oy diyorsunuz ver yani. Bence değil. Bence çizgileriniz yok. Ama siyaset biraz da zaten etiklerin ötesi bir durum olur mu? Ama böyle olmak zorunda değil. Değiştirelim İlkesizlik bunu. Olmamalı diyor. Değiştirelim bunu hocam. Yanlışları değiştirelim. Yani herkesin bir ilkesi olsun. İnsanların siyasetçi nedir? Biraz makabalist oluyor. Olmasın ama. Olmayalım. Olmak zorunda değiliz. Yani biz hepimiz farklı olacağız tabii, bireysel özgürlüklerimiz var çünkü. Bireysel özgürlüklerimiz çerçevesinde hepimizin farklı özellikleri olacak. Mutlaka. Bu siyasi görüşü olacak, inancı olacak, rengi olacak, keyfi olacak, zevki olacak. Ama bireysel özgürlükleri içinde insanlar bunları koruyacaklar. Ama ilkeler çok önemli. Kitlesel bir şey yaptığınız zaman ilkelerinizin olması lazım. İlkeleriniz olmazsa karman çorman olursunuz. İlkesizlik birçok şeyi sakat doğuruyor tabii, değil mi? Ve siyasetçi yani illa işte dediniz ya işte çok kaygan bir zemin. Yani. İnsanlar ne diyor? Siyasetçi yalancı diyor. Yaşanmışlıklarla bunlar ama insanlar bunu söylüyor. Bunu düzeltebiliriz. Biz Türk milleti olarak bakın biz Türk milleti çok zeki bir milletiz.
bir ayda 5 parti değiştiren insanlar oldu bu ülkede işte. Şimdi yani. Öyle bir şey olabilir mi? Siz A partisinin seçmeninden oy alarak A partisine geliyorsunuz. Meclise gittikten sonra B'ye geçiyorsunuz. Böyle bir etiksizlik, ahlaksızlık olabilir mi? Siz o seçmenin oyuyla meclise geldiniz. Gidip başka bir seçmeni temsil. Böyle bir şey olmaz. Yani Sema böyle olanları ilkelsiz olanlara ilkeli olmayı bu millet öğretecektir. Öğretmesi lazım. Sayın Karaoğlu, Genel Başkanı Sayın Doğum Perinçek diyor ki Türkiye kasetlerle yönetiliyor diyor. Şimdi geçmişe baktığımızda son işte 10 yıl içerisinde bu olaydan, kaset olayından en çok etkilenen iki parti vardı. Ana muhalefetin, yani şu anki muhalefetteki iki önemli parti. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Deniz Baykal'ın göreve gidip Sayın Kılıçdaroğlu'nun geliş bir kaset olayı sonrası olmuştu. Bir de bundan önceki genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. 3-5 tane genel başkan yardımcısı vesaire bu kaset olayından dolayı mağduriyet yaşamıştı vesaire. Şimdi buradaki kastettiği şey tam olarak nedir sizce? Doğum Perinçek ne demek istiyor? Bunu bizi biraz yorumlayabilir misiniz? Yani orada Doğu Bey tam olarak... Kastettiği CHP ve MHP mi? Ama ülkeyi yöneten şu an CHP ve MHP değil. Sadece mağdurları değil bence. Mağdur edenleri de kastediyordur genel başkanım. Çünkü bakın bunlar çok etik olmayan. Şimdi siz orada gerçekten bunlar belden aşağı olaylar. Bu tip aciziyetlere girilmemesi lazım kesinlikle. Devlet dediğiniz makam, devlet bizim her şeyimiz. Türk milleti için ne kadar önemli bir kavram devlet, insanlık için. Böyle ucuz oyunlara alet edilmemeli hiçbir şekilde. Peki Doğu Perinçek, işte yanında Birgül Ayman Gürel'i hatırlıyorum birkaç isimle birlikte. Şam'a gittiler ve Beşer Esad'a kahraman nişanesi verdiler, tebrik ettiler. İşte Amerika'ya karşı büyük zafer kazandığını vesaire söylediler. Esad'a bu derece taltif, ta oraya kadar gidip bu seyirci takdir etmek. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Ben kendi adıma konuşuyorum işte tamamen işin ötesinde. Bir insan olarak işte bu kadar çok Suriye'de ölen insan ve bunun devlet eliyle yapıldığını bildiğim için beni çok rahatsız etti insan olarak. Yani herhangi bir siyasi şeyli söylemiyorum bunu. Gidip de Beşer Esad'a sen kahramansın demek, ta ayağına kadar gitmek. Bu ne derece doğru bir şey? Yorumlar mısınız sizce? Doğru mu? İnsan olarak, anne olarak. Şöyle işte, söyleyeyim. Bir doktor, hekim kimliği olarak bu kadar insanı, kendi insanlarını varil bombalarıyla öldüren bir insana gidip sen kahramansın demek doğru bir şey mi? Peki bu söylediklerim beni bağlasın lütfen. Tabii. Özellikle. Şimdi ya ben kişisel düşüncenizi soruyorum. Ben de kişisel soruyorum. Olarak konuşayım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Biz NATO'ya üye olduğumuzdan beri Amerika'nın müttefiki olarak nerelere gittik, neler yaptık? Peki ben size bir soruyla hemen kontratağa geçiyorum. Irak'ta 1,5 milyon... Bana soru yöneltmeyin. Bu halka sorayım. Irak'ta 1,5 milyon insan öldürülürken biz ne yaptık? O insanların kanına biz de girmedik mi Amerika'nın yanında? Ya, tabii onlar tartışılır. Biz o konuda şey demiyoruz ama şu var. Bu doğru bir şey mi? Yani Doğu Bakın. Perinçek bir siyasi partinin genel başkanı evet, Türkiye'den doğru bir şey. Kalkıyor. Yanına Bana göre doğru bir ekip şey. Alıyor, doğru gidiyor. Bana göre doğru Niye bir şey. Doğru? Neden doğru? Onu kahramanı Beşer Esad. Şimdi bakın neyin kahramanı şimdi benim için ülkemin menfaatleri önemli. Benim komşularımla iyi ilişkiler içinde olmam çok önemli. Amerika bugün ama bakın, Suriye'de geçmişine baktığınızda bugün PKK terörünün en büyük destekçilerden bir tanesi Hafız Esad'tı. Beşer Esad'ın babası. Yani son dönemde birkaç yıl, birkaç ay belki bir ilişkiler biraz düzelmişti. Biliyorsunuz o kadar PKK terör örgütünü Bekaa Vadisi'nde eğiten, işte gönderen, topraklarını sonuna kadar açan, hatta işte Abdullah Öcalan'ı yıllarca Şam'da villalarda, havuzlu villalarda besleyen. Sonuçta hepsi Amerika onlardı. Hocam. Amerika. Hepsini yapan Amerika. Yani böyle birinin oğlu bizim... yine kendini şey yapan. Yani bilmiyorum ama sanki bir Türk milletini ben böyle biraz daha Doğu Perinçek'in o hareketiyle Türk milletinin biraz aşağılandığını hissettim. Hayır, kendimce kesinlikle öyle. Ben öyle hissetmiyorum. Çünkü gerçekten bizim milli menfaatlerimiz de önemli. Şimdi biz oradan onu hissederken bu taraftan niye görmüyoruz? Amerika PKK'yı destekliyor. Bu tarafta onlar da IŞİD'i, görüyoruz. Onlarda da bu tarafta IŞİD'i var. Onların yani başına demiyoruz. Biz şurada Doğu Perinçek'in orada kahramansın, sen halkını öldürdün kahramansın gibi bir mesaj yok orada. Amerika'ya karşı durdun diyor. Evet, ama Amerika'ya nasıl durdu? Karşı işte halkın yarısını yok ederek durdu. Ama devrim yap. Bakın şey değil, orada halkına zulmetmek için mi yapıyor bunu? Başına bir IŞİD belası gelmiş. Onunla mücadele etmek zorunda ve
biz bence onların iç işlerine karışmaktan estetik zarar görmedi. Tam şeyden, aksi işitle ortak hareket ediyorlar. Bence biz kendi menfaatlerimizi düşüneceğiz. İnsanların iç işlerine karışmayacağız başkalarının. Ve burada Amerika, Suriye, Mısır ve Türkiye üzerinde... Yıllardır işte Suriye bizim iç işlerimize karıştı. PKK'yı... Karışmasın efendim. O da karıştırtmayalım yani. İşte. Yani karıştırtmayalım. Ama karıştırtmamanın ya da karışmamanın bir tek yolu var Doğru Ceylin Bey. Doğru bir yaklaşım değil bence. Bakın, ayağına kadar gitmek gerçekten... Bakın şöyle. Karışmamanın ve karıştırtmamanın bir tek yolu vardır. Kötü olarak bunu sağlayamazsınız. Komşularınızla iyi ilişkiler içinde olursanız bunu sağlayabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz bütün doğumuzdaki ülkelere örnek olduk. Cumhuriyetimizle örnek olduk, ülke yönetimimizle örnek olduk. Onların hep bir rol modeli oldu Türkiye. Şimdi biz iç işlerimize karışmayalım. Onlar bizimkine karışmasın, biz onlarınkine karışmayalım. Onlar da bize karışmasın. Bunun için ilişkilerimizin iyi olması lazım. Amerika Suriye'de ve Mısır'da yenildi. Türkiye'de de yenilecek inşallah. Bizi bölmeye çok uğraşıyorlar. Yani biz de en az sizin kadar isteriz. Herkes kadar ister. Kim ister Kesinlikle. Ki Amerika'nın yani biz bize alenen düşmanlık yapmış milli menfaatlerimizi düşünüyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Niye biz komşularımızda petrol var, ilişkilerimiz iyi değil diye dünyanın en pahalı petrolünü biz kullanıyoruz. Biz burada onu düşünürken bizim ülkemizde insanlar aç. İnsanlar aç. Bir takım zümrenin paralı olması geneli Türkiye'nin şu anda %70'i çalışan, Atatürk devriminin olduğu zamanda bu ülkenin %85'i köylüydü. Devrim köylünün üzerine merkezlendirildi. Şimdi bu ülkenin %70'i çalışan ve bu ülkenin %70'i zor durumda. En pahalı petrolü kullanmak, petrolün pahalı olduğu zaman her şey pahalı. İnsanlar demin verdiğim örnek 40 yıl önce biz daha geri ve de ekonomik olarak zayıf bir ülkeydik ama çok daha refah yaşıyorduk. Daha huzurlu, birbirine daha güvenen, huzurlu yaşıyorduk, o birbirini kesin. Seven, daha ekonomik durumda iyi insanlardık. Yani evet, para, ilişki, gelişmişlik çok daha bize ama refah keyif konusu. Getirmedi. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı Türkiye'nin sizce? Var yeni bir anayasaya ihtiyacı inşallah. Neler olmalı yeni anayasada ya da mevcutta neler eksik, neler fazla? Birey mesela kendi açınızdan baktığınızda onu şöyle özellikle soruyorum, dediğimiz gibi siz de hep altını çiziyorsunuz, siyasi şeyiniz daha yeni. Yani işte bir siyasetçi diliyle değil de bir vatandaş, bir eğitimli Türk kadını, bir hekim, bir anne. Ayrıca sosyal hayatın içerisinde işte girişimci kadın olarak da uzun yıllar. Bütün bu faaliyetleriniz içerisinde anayasanın değişmesini gerektireceğini hissettiğiniz tespitleriniz oldu ben, mu? Şurada engel ben oluyor. Ben öncelikle özellikle hukuk alanında. Çok önemli, şimdi görüyorsunuz çok ciddi, hiçbirimiz, ben kendimi güvende hissedemiyorum. Düşünce, neredeyse düşünce özgürlüğümün bile olmadığını düşünüyorum. Böyle bir şey yok, düşünce özgürlüğümüz var. Ama... Ama işte bütün düşüncelerinizi çok rahat bir yayın hayır, kuruluşundan aktarabiliyorsunuz. Ama yayın kuruluşundan aktarıyorsunuz ama hep, zaten yok demiyorum. Var. Az diyorsun. Hayır az değil. Bakın düşünce özgürlüğüm benim yasalar önünde var mı? Var. Ama yasaların uygulanabilirliğinde ve denetlenmesinde sıkıntılar var. Hepsi de çok şey değil ki şimdi. Kadın hakları ile ilgili kısma gelelim. Kadın hakları bizim anayasamızda eksik var mı? Bence yok pek. Gayet güzel. Anayasada haklarımız. Yani şekil olarak var. Şekil diyorsun. Olarak var. Anayasanın hazırlanmasından sıkıntı. Çok bir kere... mesela denetlenmesinde ve uygulanmasında sıkıntılar var ama temelde işte Türk milletini anayasadan Türk milletinin adını kaldıracağız. Evet. Şimdi Türk milletinin binlerce yıllık tarihi olan Türk'ün adını nasıl çizeceksiniz oradan? Bir kalemle çizin bakalım, olacak mı? Yani böyle bir şey olmayacak. Anayasada benim değiştirilmesinden çok değiştirilmemesi gereken şeyler var. Ha, mevcutta olanları, mevcutta olanları korumak var. Yani mevcutta olanları korumak var ama iyileştirilmesi gereken yerler var. Bazı işte ne bileyim bir tane toplum içinden söyleyeceğim. Bir tane baklava çalan çocuğu 7 yıl yatırıp ondan sonra çok büyük işte suçlar işleyeni bir şekilde affetmek ya da cinsel istismar, çocuk istismarı, evet, kadına şiddet. Bakın bunlar çok önemli. Şimdi kadına şiddet, kadın hakları mesela anayasada benim en çok değişmesini yani. İstediğim şeylerden biri olur. Kadın hakları, bırakın anayasamızı, bir de biz devlet olarak bütün uluslararası
sözleşmelere ilk imza atanlardanız. Biriyiz, evet. TEDAV'a ilk imza atanlardan biriyiz biz. Haklarımız kağıt üzerinde var. Peki niye kadına şiddet burada? Niye? Çünkü yasalarımızda cezalarımızın kesinlikle iyileştirilmesi lazım. Yani siz mahkemeye geliyor, kadına şiddet yapmış, öldürmüş birisi, bir tane kravat takıyor, elini bağlıyor. Hemen iyi halden ceza indirimi yapıyorsunuz. Efendim bu kadın makyajlıydı, tahrik. Bu kadın etek giymişti, tahrik. Ceza indirimine gidiyorsunuz. Şimdi bunlar işte iyileştirilmesi gereken şeyler. Şimdi hepimizin çoluğu çocuğu var, kızı var. Yok, Allah hepsini korusun. Amin. Şimdi bazı cezai uygulamaların, mesela bazı suçların çok hafif olduğunu düşünüyorum. Ensest ilişkiler. Kendi çocuğuna tecavüz eden babalar var. Biz onları besliyoruz. Böyle şey, yani mesela bu tip yasaların bazı değişmesi gerekiyor. Evet, değişmesi lazım. Bundan bazı önceki seçimlerde, bir önceki genel seçimlerde lazım. İşte şu anki İktidar Partisi, ana muhalefetteki partilerin hemen hepsi yeni bir anayasa için söz vermişlerdi. Bunu söylem olarak dile getirip vatandaşların, halktan oy almışlardı. Sonra bir 4 yıllık süreç geçti meclis çatısı altında. Uğraştılar, didindiler, bir sürü komisyonlar oluştu vesaire vesaire ama bir türlü bir anayasa değişikliği yapmayı beceremediler. Bu anlamda özveri gösteremediler. Bütün partiler hep siyasi egolarını ön plana getirerek yapamadılar. Üzerinde orada hemen bir şeye girebilir miyim? Hemfikir olduklarını bile hayata geçirmekte şey olamadılar. Şöyle bir şey var. Bundan sonrası için olur mu yani bu? Şöyle bir şey, şimdi meclise girerken hemen bir vurguya... Şimdi insanlar milletvekili olurken de bana en çok gelen soru şu mesela. Neden daha kolay seçilebileceğiniz bir yerden milletvekili adayı olmadınız? Onu soracaktım ben de, gelecektim oraya. Buyurun. Niye bu partiydi daha kolay? Şimdi son zamanlarda Ebu Kıyak emeklilik olduğu sürece milletvekili olmak isteyen çok olur. Olacaktır. Tabii. 2 yıl milletvekili yapın, ömür böyle bir şey olmaz. Hiç kabul edebileceğim bir şey değil bunlar benim. Şimdi, ona ben de sizinle hemfikirim yani. Yani... Milletvekilliği bir... de hala 3 kuruşla emekli maaşı alırken 2 yıl hasbelkader vekil olup bakın, da o şeye bana ben de vatandaş evet, olarak kesinlikle karşıyım. Düzeltilmesi yani, gerek. Sadece kesinlikle. Siz değil bakın. Ailenizden bir sürü insan da bundan yararlanıyor. Şimdi milletvekili bir görevdir. Yaparsınız. Yani buradan emekli olmayı ben kabul edemiyorum. Hem de 2 yıl gibi bu bir yani eşitlik... Şimdi anayasada işte bunların anayasada düzeltilmesi lazım yani, mesela. Evet, yani lazım. Bu eşitlik ilkesine aykırı. Ama onun yeni bir anayasa yapılsa da o kısmın düzeltileceğine çok ihtimal vermiyorum. Ama vatandaşımız bunu sorgulasın lütfen. Ya yani bunları sorgulamak lazım. Bunları protesto etmek yani bunu, lazım. Muhalefeti, iktidarı hemen herkes işlerine geliyor. Kesinlikle bakın yani. Burada, orada çok hemfikir oluyorlar. Bakın yani. Aynen öyle. Bakın burada muhalefetin de iktidarın da her zaman bu tip milletvekillerinin sorgulanması, protesto edilmesi lazım. İnsanlar kimlere oy verdiğini bilsinler. O nedenle şey çok önemli. Milletvekili olmayı tabii ki herkes ister. Vekiller milletten uzak hocam. Kopuk vekiller diyorsun. Milletten kopuk. İnsanlar orada o nedenle anayasa yapılırken mutlaka gözetim bu yapılabilir ama sivil toplum kuruluşlarıyla yani çok fazla insanlarla bir denge denetleme ağı var mesela. Şimdi belki 110'un üstünde derneğin üye olduğu, anayasaya işte halk ne düşünüyor, dernekler ne düşünüyor, sivil toplumları ne düşünüyor, bunları hükümete ve muhalefet partilerine sunuyorlar fikirlerini. Mutlaka çoğulcu fikirlerle düzenlemeler yapılmalı. Ben hani tamamen değiştirilmesinden değil ama bir takım eksikliklerin düzeltilmesi, temel cumhuriyet değerlerinin korunması... Onlar üzerinde oynanmaması yönündeyim ve de biraz daha halkla iç içe vekiller. Kesin olması gereken o. Olmayanları da vekil yapmamak lazım. Şimdi Sayın Perinçek'in yine bir söyleminden bahsetmek istiyorum size. 152 ada Yunanistan tarafından işgal edilmiştir, gelir alınmalıdır diyor Sayın Perinçek. Az önce mevcut iktidar işte çevre komşularıyla kötü ilişkiler ve dış politikadaki eksiklik, çevremizdeki ateş çemberinden bahsettiniz. Bu çembere yeni bir halka eklemek olmaz mı bu? Yani işte en azından Yunanistan kısmında çok ciddi şu an bir sorun yok. Ne adaları yapalım o zaman? Peki. Adaları geri alalım diye yeni bir cephe ama adalar açtı. Bizim hocam. Akılcı mı? Adalar bizim, Yunanistan'ın değil ki. Adalar bizim, ne yapalım iyi olacağız diye peşkeş mi çekelim adalarımızı? Ama işte bu maksatla gidilen yerlerde de işte
Kerkük'te şeyde vesaire savunmalarda hayır, da Osmanlı eleştiriliyor. Ama bizim adalarımız bunlar. Bunlar zaten bizim. Yani bizim olmayan istemiyoruz. Bizim adalarımız ve gelip oraya bayraklarını dikmelerine müsaade etmişiz ve maalesef ne iktidar ne muhalefet. Nasıl milliyetçiliktir, nasıl bir sınırları korumadır onu ama işte bilemiyorum. Ama işte o dönem şu anki sizin şeylerini savunduğunuz insanlar işte Sayın İnönü, evet. Belki Atatürk'ün zamanında yani 152 adın ama onların şimdi da hata yaptığı birisi, yerler olmuş yani o zaman. Kesinlikle hocam hatasız kul yok. Olmaz. Hatasız kul yok. Hatalarımızı kabul edeceğiz. Hatalarımıza dönüp bakacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. Daha iyiye gideceğiz. Hep milletimiz için doğru olanı yapacağız. Ama şu anda iyi biz Yunanistan'la ilişkileri bozmayalım diye bırakalım mı adalarımızı? 152 evet, tane ada hepsi ada demek da değil. Demek ki yerine göre ihtiyaç durumuna göre işte dış politikada da hatalar yapma pahasına bir takım şeyler adımlar atmak gerekiyor. Hepimiz birbirimizin yanlışlarını yanlışı yanlışla düzeltmemek lazım. Ülke menfaatlerini hep ön planda tutarak milletimizin huzuru için ne gerekiyorsa yapmak lazım. Devletin ve de, bekasına yine geldik. Hayır ama bekası için her şey her yol mübah değil. Hayır hayır öyle bir şey yok. Her yol mübah değil. Ama şeyde de kendi var olan topraklarımızı elimizle hediye mi edelim? Alma geçti o salalım diyoruz. Evet. Çok takdir edilecek bir yönünüz. Herkes köyden şehire akın ederken işte köyler insansız kalmışken şehirlerde köyler oluşmuşken siz çiftçilik yapıyorsunuz ailecek. Gerçekten bunu özellikle buradan altını çizerek öve ve anlatmak istiyorum. Örnek olsun diye. Toprak almışsınız Develi Sindelhöyük'te ve çiftçilik yapıyorsunuz. Nasıl çıktı bu fikir? Ne yapıyorsunuz orada? Neler yetiştiriyorsunuz? Çevredeki diğer köylülerin size bakışı ne? Karlı bir iş mi? Buradan herkese önerir misiniz? Bizim mesela ben Bünyan'ın Sıvgın köyündeyim. Çok fazla toprağımız orada boş duruyor. Hiç ilgilenen yok. Biz hatta işleyelim hocam. Kim işliyor şu an bilmiyoruz. Gerçekten o anlamda üstelik bizim topraklarımız sulak. Yani sulanabiliyor. Bu yapılacak Bahçecik Barajı'yla da tamamen sulanacak ve hiç ilgilenen yok. Sadece benim değil bütün amcamın çocuklarının vesaire durum böyle. Böyleyken herkes dediğimiz gibi köye, şehre kaçıp gelip köyleri yalnızlığa kaderine terk etmişken çok münevver bir hareketle çiftçiliğe sorulmuşsunuz. Ailecek eşinize de lütfen buradan tebrikler milletin. Ne yapıyorsunuz? Buradan anlatalım biraz. Şimdi bu girişimcilik ruhunuzun bir sonucu bu mu? Bu girişimcilik ruhunun reel bir şey mi? Bu akıllıca bir yatırım mı sizce? Hayır değil. Akıllıca bir yatırım değil. Bu akıllıca değil, duygusal ve hakikaten vatan topraklarına olan sevgimle ilgili bir yatırım. Şey de yok. Siz çiftçi ailesi de değilsiniz değil mi? Ben, evet hayır. Benim annem de babam da şehirli. Şehirli. Benim bir köyüm yok. Ben bir köyüm olmasını çok istedim. Benim artık bir köyüm var. Ben vallahi bizim Sindelöyüklüyüm. Sizin köyünüzü yapalım. Yok ben Sindelöyüklüyüm. Köyü çok belki Türk halk müziğinden mi geldi bilmiyorum. İnanılmaz bir köy sevgim var. Bakın ben kozmetolojiyle uğraşıyorum. Bazen çok gülüyorum kendime diyorum ki şimdi kozmetoloji, işte güzellik, estetik, güzel kokular, güzel kremler. Hep kimyasalların içinde. Ama ben gübre kokusunu çok seviyorum. Çok çok ilginç. Gerçekten ilginç. Yani gübre kokusu olduğu zaman toprağın yaş kokusunu, o yağmurun kokusunu çok seviyorum. Şeyde karar vermem de şöyle oldu. Aslında mutlaka bir toprağım olsun. Lokasyon belirlemesini nasıl yaptınız? Yani arazi araya, yok tesadüf tabii. Yani aradım hep şöyle sadece 60 kilometre bir sınır çizdim kendime. Yani uzak olmaz. Tabii yani gidip gelebileyim diye 60 kilometre bir sınır çizdim. Nasip kısmet burasıymış, burası oldu. Tek sıkıntısı şuydu. Çorak bir araziydi. Çorak bir arazi ama büyük bir arazi. Şimdi düşündüğüm tek taşındım. Tek parça halinde. Tabii arası. Tek parça. Yani şey bulmak çok zor Ceyhun Bey. Gerçekten biliyorsunuz dünyada. Çok. Yani 5 dönüm 10 dönüm, 5 dönüm 10 dönüm. Çok parçalanmış. Evet, evet. Benimki böyle çok yan yana bütün, tek bir bütün olduğu için. Sonra çorak arazi dedim ki, çorak arazi herkes alma, yapma, olmaz, yaban ot bitmez dediler ama Atatürk hikayelerini çok okuduğum için ben Atatürk Orman Çiftliği'ni hatırladım. Evet. Atatürk Orman Çiftliği'nde de Atatürk hem şeye yabancı ziraat mühendisleri geliyor, bizim ziraat mühendislerimiz bakıyor, hep olumsuz şeyler söylüyorlar. Köylülerle konuşuyor Atatürk. Köylüler işte hocam, paşam şöyle yaparsan şöyle olur, böyle olur derken dedim ki Atatürk yapmıştı. Ben de onun kızıyım, ben de yaparım herhalde dedim. Bir de şu çok önemli. İman çok önemli ya. Ben gerçekten 27 yıldır gerçekten çok çalışıyorum. Bunca senenin birikimi
Orada o araziyi aldığımda bir tek ama bir tek Allah'ıma güvendim. Ne güzel ya. Yani. Örnek olarak da Atatürk'ü aldım. Dedim ki Atatürk bunu yapmıştı. Ne yaptı? Toprağı ıslah etti. Toprak ıslah çalışmaları yaptı ve şimdi Harran Ovası değil, Çukurova değil. Yani verimli bir arazide herkes her şeyi yapar. Önemli olan kötü bir araziyi, çorak bir araziyi bu ülkeye kazandırmak. Ben Ceyhun Bey ilk işte başladık bir takım direkler dikiyoruz. Bodur elma bahçesi benimki. Direklere dikmeye başladığım zaman o direklerin dallarına T şeklinde bir sürü kuş gelmeye başladı. Hayat geldi o çorak araziye. Daha ilk dedim ki ya Rabbim yani şunu bile gösterdin ya bana. Sonra fidanları diktim. O fidanlar dikildikçe kuşlar geliyor. Ne tarımı yapıyorsun Sema? İyi tarım uygulamaları yapıyorum. Elma üretiyorum. Ayrıca yonca üretiyorum. Yoncadan önce de sılajlık mısır üretiyordum ki mısır tuza çok hassas, çorağa çok hassas bir bitkidir. Ben o arazide çok güzel mısır tonajı elde ettim. Evet. Gerçekten. Ama yani dediğim bakarsan gibi, bağ olur demişler. Kesinlikle gerçekten. Hocam şeyde Las Vegas'ı görmüştüm ben. Çöl. Arizona çölünü adamlar evet, ıslah. Yemyeşil yapmışlar. Şimdi bizim onlardan ne farkımız var? Benim atam bunu 100 yıl önce yapmıştı. Biz niye yapamayalım? Yani şu anda benim o çorak arazim yemyeşil bir orman gibi. Allah'a çok şükür. Kaç gerçekten dönüm? 170 dönüm. Konutta var mı içinde? Konutta var. Çünkü niye konut var? Konut olmaz. Önce konut yaptım biliyor musunuz? Çünkü çalışanınızın rahatı, refahı çok önemli. Ben bakın buradan gururla söylüyorum onu. Köyde çalışıp sigortalı olan tek işçiler benim işçilerimdir. Evet, çünkü evet. Bu bir haktır, emektir. Tabii. Ve insanlar yazın çalışıyorlar biliyorsunuz. Kışın 3-4 ay yatılıyor. Öyle girdi çıktı falan yok. Sigortaları devam eder 5 yıldır. Ben de buradan onlara da selam söyleyeyim Tuncay ile Emre'ye. Sağ olsunlar. Çünkü biz sadece üçümüz birbirimize ve üçümüz Allah'a güvendik. Vallahi ve o imanla çok güzel şeyler Sinan başardık. Sinan Bey nasıl baktı? Olay eşinizin de desteği Sinan var. Sinan Bey benim maddi sponsorum. Sadece çekleri imzaladınız. Evet, Sinan Bey çok yoğun ama sağ olsun. Çünkü dediniz ki karlı bir iş mi? Hayır hocam maalesef karlı bir iş değil. Ben köylü çocuğum. Köyde hiçbir şey maalesef karlı değil. Maalesef karlı bir iş değil. İşte orada da yani çok yaralıyız. Orada da çok yaralıyız. Ben 5 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Toprağa yatırıyorum. Dediniz ya akıllı bir yatırım mı? Hayır kesinlikle akıllı bir yatırım değil. Duygusal bir yatırım. Ama ben şunu biliyorum. Daha fazla param olsa yani para mutluluk getirmiyor sana problem getiriyor. Ben böyle çok mutluyum ama. Birçok kişi özellikle kadın girişimcilerin arasında bulunduğum zaman herkes gülüyordu. Yani ben çünkü oraya ciddi rakamlar yatırdım. Ama benim için hayatta mutlu olmak önemli. Ben orada niye mutluyum? O kadar çok insana istihdam sağlıyorum ki ben. Evet ben oradan para kazanmıyorum gerçekten. Ama bir sürü insanla hayatı paylaşıyorum. O araziyi paylaşıyorum. Benim zaten geçimimi sağlayacak bir yani, gelirim var. Durumum müsait ama... Çocuklar destekliyor mu? Destek veriyor mu? Çocuklar da destekliyorlar. Keyif alıyorlar tabii, değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. Kızım, bakın 3 numaralı kızım. Ben araziyi yaparken 7 yaşındaydı. Sabahleyin... Çocukların 3'te kız mı bu arada? Yok. Kız, erkek kız. Sabahleyin 5.30'da evden çıkardık. Kızım da gelirdi benimle. Araziyi, bahçeyi konumlandırırken. 8'e kadar, 5.30-8 arası arazide olurduk. O da orada oynardı. Toprağı böceği çok sever o da. Sonra dönerdim. Onu eve bırakırdım. Ben de hastaneye eşime giderdim. Vallahi 9'da. Ya bu yönünüzü çok takdir ettim. Yani vekil olur musunuz, seçilir misiniz, politik hayatınız ne olur bilmiyorum ama çiftçilik hayatınızı çok destekliyorum onu bilesiniz. Bu arada sevgili izleyiciler süreyi de yavaş yavaş dolduruyoruz. Sayın Karaoğlu'nun çok güzel sesi olduğunu söylemiştik. Güzel türküler söylüyor Anadolu türküleri, Anadolu ezgileri. Programı güzel bir türküyle kapatacağız ama bu arada sorduk çok vakit vermedik. bir etkinlikler var onu duyursun. Çok kısa olmak kaydıyla süreyi çok aştık. Onu bir duyuralım mı Sema Hanım? Hemen yarın. Çünkü çok da merak edilen bir konu. Bu 1915 Ermeni sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir panel olacak. 2 Mayıs Cumartesi Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Uluç Gürkan ve yönetmen Serkan Koç konuşmacı olarak katılacak. Ermeni belgeleriyle
panele tüm halkımızı bekliyoruz. Yarın yani yarın. Evet. Yarın saat 19'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde. Evet, Seyit Burhanettin Türbesi'nin evet. yanında sevgili izleyiciler. Buradan onu da duyuralım. Özellikle Ermeni meselesi, Ermeni yalanlarla ilgili Sayın Gürkan ve Sayın Serkan Tok'un ilginç tespitleri evet. var. Bunları evet. merak ediyorsanız böyle bir etkinliği var Vatan Partisi'nin. Yarın takip edebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Birçok insan burada ağırladık. Birçok vekil aday adayıyken ama renkli isimlerden biri oldunuz Sayın Sema Karaoğlu. Sizi tanımak da güzeldi. Sizi burada teşekkür ağırlamak ederim. Şeref duyduk. Gerçekten çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Siz de buyurun son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mesajını alıp bir de güzel ezgiyle noktalayalım inşallah efendim. Ha, onu alacaksınız alacağız yani kesin. Alacağız onu bir şey. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten Vatan Partisi'nde inandığım doğrularla siyasi hayata girdik bakalım. İnşallah biz iktidara yürüyen bir partiyiz. Hedefimiz muhalefet değil. Bir yerden başlamak zorundaydık. Bu seçimlerde barajı aşacağımıza inanıyoruz. Barajı aşamama durumu olsa dahi tam hızla, tam gazla çalışmalara devam edeceğiz. Biz artık ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Yolumuz iktidar yolu. Herkesin tekrar işçi bayramını kutluyorum. Ben böyle bir söz vermemiştim Ceyhun Bey'e bir ezgi diye ama bir ezgi istediler. Bir ezgiyle kapatacağız. Peki. Peki evet, o zaman bir teklif şey söyleyin. Ne söyleyeceğimi de bilemem. Ben kısa bir kapanışımı yapayım. Siz de o arada tamam. düşünün ama biz her Türkiye olan her şeyi tamam, severiz. Peki. Sevgili izleyicilerimiz de öyledir. Hemen Sinan Hoca'dan bir tüyo alayım bakayım. Tamam. Ben peki. de burada kapanışımı yapayım. Tamam. Sevgili izleyiciler bu akşam da söylediğimiz gibi Sayın Sema Karaoğlu'nu, Doktor Sema Karaoğlu'nu konuk etti. Kendisi Vatan Partisi 1. sıra milletvekili adayı. Kendisine muvaffakiyetler temenni ediyoruz. Dediğimiz bütün adaylarımıza olduğu gibi. Zaman ne getirir bilmiyoruz ama hayırlısı neyse olsun diyoruz. Yeni programlarla, yeni adaylarımızla yine sizlerle birlikte olacağız önümüzdeki hafta içerisinde. Yeni haftada görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun efendim. Allah'a emanet olun, esen kalın. Evet, şimdi söz sizde, buyurun. Söz bende, buyurun. Asker olup vatana hizmet eylerem ben, çağrılmadan asker olup giderem ben. Asker olup vatana hizmet eylerem ben, çağrılmadan asker olup giderem ben. Giderem gurbet ele yar sana kurban olayım, kurban olayım vatana, vatanın bayrağına, onu candan severem. Kurban olayım ayına, ayına yıldızına, onu candan severem, onu candan severem, onu candan severem. Teşekkür ederim.